düşünün 144. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başseraç. Ben Mert Bulan. Geçen sene esprisini yaptığında çok gülmüşlerdi. İsmail Türüt gibi terliyorum diye. İsmail Türüt sıcakları yine geldi İstanbul'a. E, felaket terliyoruz diyeceğim ama benim salonda klima var. Klima sürekli çalışıyor, mesai yapıyor yani. Kapattığın gibi tekrardan içeriği böyle aşırı nem ve sıcak basıyor. E, camları açtığın hmm. gibi. O yüzden biraz sıkıntılı bayağı şey olduk yani perişan olduk açıkçası. Şişme yatak havalar. koydum işte salona. Böyle bir Pakistanlılar gibi diyeceğim ırkçı olacak ama üst üste yatıyoruz. <laughs> Bizde de şey de öyleydi. Ben de Antep'e gittiğimde yazları salonda yatıyorduk yani. Klima orada diye. Ama yani şeyde Hamburg'da havalar bayağı şey soğuk. Yani birkaç gün önce 16 dereceydi. işte bugün. Muhteşem. 18 derece ve yağmur yağdı. Ben de işte yağmurdan sonra hemen dışarı çıkıyorum. O serinlikle yürüyüş yapıyorum. Ee, yani çok bir şey olmuyor. Sıcak olmuyor. Ama tabii olduğunda da çok kötü oluyor. Çünkü şey, gerçi benim bina yağmur. böyle şey olduğu için, e, eski bir bina olduğu için hani ısıması soğuması çok uzun zaman alıyor. Hani bir gün böyle çok sıcak olduğu an hemen sıcak olmuyor. Dışarısıyla ev arasında böyle, bayağı böyle sıcaklık fark oluyor. Ama şey yok yani tabii kimse de burada klima yok. Klima kültür olmadığı için evet. ee, sıcak olunca herkes cam açıyor ya da işte ofislerde şey vantilatör herkes vantilatör savaşına giriyor. Stok bitiyor falan böyle. Şeyde tek, teknoloji marketlerinde kimse vantilatör bulamıyor. Ama yani bu yaz bayağı farklı bir yaz açıkçası. Yani ben böyle bu kadar yağmur yağdığını daha önce şey yapmamıştım yani. Hiç görmemiştim işte kaç. 6 sene oldu ben Hamburg'da yaşayalı. Yani son 6 senede bu kadar çok böyle ne, ne volatile ne derler şey saldırgan. bir an, saldırgan değil ya <laughs> volatile aşağı yukarı çok böyle değişen yani Hı -hı. kestiremediğin böyle çok büyük değişiklikler olan yani bir anda böyle işte çok 30 derece oluyor ertesi gün 15 derece oluyor yani şey de yapamıyorsun tahminle demiyorsun böyle tek stabil de değil belki öyle çevirebiliriz stabil olmaya Bakalım yani ne olacak? Ben de işte bizimki ailemle falan konuştum da Antep'te yani orada da 40 dereceleri görüyorsun 40-42 dereceleri falan bunlar bayağı şey sıcaklığı yani Hindistan falan sıcaklığı ee, orada da 50 dereceleri görüyorlar tabi ee, ama işte tabi bunlar hep e, iklim değişikliğinin sonuçları ee, yani işte. E, acaba? E, ya. Benim okuduklarımdan çıkıyor. Hamburg'un altı o. derece olması olabilir de. Yani buralar hep sıcaktı bilmiyorum bana. Yok o kadar hiç sıcak değildi ama. O kadar sıcak değildi yani. Ben 40 dereceleri gördüğümüz Antep'te yani kaç orada da bir 18 sene falan yaşadım herhalde. Ee, hiç görmemiştik yani böyle sıcaklıklar çok şey olmuyordu. Rahatsız edici derecede olmuyordu yani. Hani gene böyle dışarı falan çıkabiliyordun da şu anda şeyde dışarı bile çıkamıyorsun yani. Hani millet eve kapanıp klimaları açıp şey yapıyorlar. Ondan sonra belki akşamüstü falan dışarı çıkacaksan çıkıyorsun. Bunun nedeni de işte benim okuduğum kadarıyla işte buzullar eriyor. Buzullar erince işte şeyler e, yüksek sıcaklıkla birlikte e, işte e, ozon tabakasından dolayı sıcak işte güneş ışınları dünyaya geliyor. Ozon tabakası şey olduğundan dolayı kalınlaştığından ötürü tekrar yansıyıp uzaya gitmek yerine şey, atmosferin içerisinde hani dünyanın içerisinde kalmış oluyor O sıcaklıklarla buzullar eriyor buzullar eriyince işte o bu kadar yağmur yağmasının nedeni şeyi e, izledik abi Hani e, futbol maçını e, Avrupa kupasını yani deli gibi yağmur yağıyor İşte onlar hep o şeylerden dolayı geliyor Daha böyle teknik şeyler de vardı onlara çok şey yapmayayım girmeyeyim de Yani benim gözlemlediğim o yani özellikle şeyleri de sürekli rekor kırılması, sıcaklık rekorunun kırılması işte bilmem kaç yılından itibaren işte sürekli sıcaklıkları kaydettikleri için onlarla karşılaştıklarını sürekli şey oluyor yani. Bir her gün bir yeni bir rekor kırılıyor sıcaklık rekoru. Bir de şeyde zaten iPhone'daki hava durumu uygulamasına şeyde görebiliyorsun. İşte 1900 yılı 1960 yılın Bilmem kaç yıl arasındaki ortalamaya göre bu günün sıcaklığını görebiliyorsun. Orada şey diyor işte olması gerekenden 5 derece daha yüksek diyor. Bir de şeyi de görebiliyorsun yağmuru da görebiliyorsun. Orada sürekli işte bilmem kaç milimetre olması gerekenden daha fazla yağmur yağdı diye. Yani hani datalar onları gösteriyor ama işte bunların daha büyük etkilerini bence şey olarak göreceğiz. Yani çünkü bu bir anda olacak bir şey değil. Hani yarın bir anda böyle işte 60 derece olmayacak ama işte yavaş yavaş hani şey yapacağız alıştır alıştır aslında görüyoruz bakalım bilmiyorum ne olacak yani bunun sonucu çünkü benim okuduğum şeylerde böyle çok böyle parlak bir şey gözükmüyor açıkçası gelecek gözükmüyor. özellikle çok fazla göçün olacağı tahmin ediliyor sıcaklıklardan kaynaklı ki o da biliyorsun şu sıralar Avrupa'da bayağı gündem konusu olan bir konu bu ne diyelim niteliksiz göç konusu. Çok bildiğim konular değil o yüzden çok girmeyeceğim bu konulara ama Euro'dan konuştuk madem elendik. Bir önceki bölümde de ben yeneriz vesaire diyordum ki yenebilirdik de bu arada. Hatta biraz da bizim hani milletin, Türk milletinin üzülme sebebi de oldu yani. Hani yenebilirdik ve İngiltere'yi de geçebilirdik sonraki turda ve finale kalabilirdik şeyi vardı. Hayali vardı ve onun gerçekleşebileceğini görüp de elenmiş olmak tabii biraz... Etkiledi yani hepimizi. Bence çok başarılı bir turnuva geçirdik. Buna rağmen. Çeyrek final görmek. Yani o ilk 8 takım arasına girmek müthiş bir şey bence. Ve iyi de bir jenerasyonumuz var. Bence bundan sonraki turnuvalarda da eğer... ...aklı da ön plana koyarsak... ...futbol aklını... ...hep bu seviyelerde... ...olmaya devam ederiz. O da iyi bir şey tabii ki yani. futbolda rekabette böyle ilk 8 takım arasında olmak... Yani Dünya Kupası'nda falan çeyrek final yaptığını düşünsene. Müthiş bir şey yani. Ee, tamam. Yaparsak harika olur. Çeyrek final, yarı final. Hep o seviyeleri zorlamak lazım. Zaten başarı dediğin aslında birazcık da odur yani. Biraz tekrarlaması lazım. Yani sadece bir, bir seferlik başarı değil de sürekli sürekli o finalleri zorlamak e, önemli. Niye güldün? Alttan iyi mesaj veriyorsun. <laughs> bir kere o şeyler hep öyle diyor ya Galatasaraylar. Ya biz abi, Uf yok ben Galatasaray için diye. söylemedim. Yok 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 Galatasaray için <laughs> söylemedim. Ya şöyle ben Fenerbahçe basket takımından biliyorum yani hep Final Four'a kalıyor, hep final oynuyor, yarı final oynuyor işte kupayı alıyor, alamıyor. Hmm. Bir kere aldık zaten kupayı yani öyle çok kolay bir şey değil. Efes iki defa aldı, biz bir defa aldık. Ama hep oralarda olmak biz noktadan sonra Avrupa'da şöyle ya bak Fenerbahçe ve Efes işte baskette en iyi dört takım arasında, en iyi sekiz takım arasında yani insanların kafasında artık o intiba oluşuyor ve onu sürekli sürekli o seviye tutmak çok. işte Real Madrid niye çok büyük takım? Her sene bir finali var, bir yarı finali var, en kötü hı. çeyrek finali var, değil mi? Her sene o seviyelerde, her sene o noktalarda e, yarışıyor. Büyük takım öyle oluyorsun, o yüzden onun sürekli olması lazım. Ben bunu her takım için söylüyorum yani, sadece kendi takımım için değil. Türkiye için de, Türkiye milli takım için de hep o seviyeleri zorlamak e, önemli bir şey. Hı hı, katılıyorum. Benim tahminim tuttu. Ben iki bir. Hollanda kazanır demiştim. O tuttu. Ama işte şey katılıyorum yani bence hani takım olarak bireysel olarak çok iyiler. Zaten benim gördüğüm, ben dediğim gibi yani bu zamana kadar çok fazla şey takip etmiyorum. Futbol takip etmiyorum ama izlediğim maçlarda benim gördüğüm hani Türkiye'nin maçlarının kazanmasının bence hani büyük şeyi, en büyük nedeni bireysel yeteneklerin çok iyi olması. Zaten çoğu golün duran toptan aslında o olması bunu göstertiyor. Biraz daha bence hani sistematik yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum hani. Sistematik işte İspanya'yı mesela izledin oradaki çok iki pasla hemen gole ulaşabiliyorlar yani. O sistematikye benzer bir sistematik ya da işte hani aynısını kopyalamak yerine değil de hani böyle pas yaparak da hani sadece duran toplardan gol bulmaktansa böyle bir sistem geliştirip gol bulmak bence takımı çok daha büyük noktalara getirilmiş gibi geliyor bana. Ve bir de güzel kısmı şu oluyor. Senin dediğin hani sürekli olunca bu sefer hani takımı sadece işte hani Türkiye'de yaşayanlar tutmuyor. Yani yurt dışında mesela işte insanlar diye işte benim Almanya'da işte benim favori takımım İspanya hani şey olmasına rağmen. Tabii herkes kendi önce kendi ülkesini destekliyor ama daha sonra çünkü biliyorlar işte Almanya sürekli iyi oynuyordum Ya da İspanya sürekli iyi oynuyor değil mi? O yüzden böyle artık sen başka ülkelerin de favorisi haline geliyorsun. Bu da bence önemli bir nokta hani bu başarının devamı olması sayesinde aslında biraz da bu destek geliyor diğer ülkelerden. Biraz tabii şey oynadık modern futbolu yani şöyle söyleyeyim sistemimiz yok değildi her maç planımız farklıydı ee, işte Portekiz maçında plan tutmadı ee, kadro tercihlerinde işte sıkıntılar vardı ee, öyle tahmin ediyorum çünkü yani seçilen oyuncularda e, iyi performans veremediler açıkçası daha iyi performans vermesini beklediğimiz oyunculardı. Ama mesela Avusturya maçı ve Hollanda maçı için çok iyi planlarımız vardı. Maç başı planlarımız çok iyiydi. Yani Avusturya'yı çok iyi kitledik. Oyun kurmalarına izin vermedik. Avusturya çok kötü gözüktü yani. Avusturya öyle bir takım değil. Zaten ben de bizim podcast Telegram kanalına yazdım yani. Hani Türkiye'nin şansı var diyordum ama Ralf Ragnik'miş hocası Avusturya'nın. Hani Ralf Ragnik de biliyorsunuz işte sen de bakmıştın sonra. O gegen pressing'in mucitlerinden. Ee, hani bir fikri bir sistem olan ve sistem takımları kuran takım gibi takım kuran bir adam olduğu için hani onun karşısında zorlanabilir demiştim biz mesela ilk devre çok iyi kitledik. sonradan öne geçtikten sonra da biraz geri çekildik ama adamlar atamadılar ama işte Hollanda attı Hollanda biraz daha kalabalık tuttu ileriyi karambol marambol derken attı Tabi orada hakemlik falan durumlar da var ama yani yapacak bir şey yok. Yani bu Avrupa'daki hakemler genel olarak zaten tercihlerini bizden yana kullanmamaya çalışıyorlar çok bariz bir şey olmadıkça öyle yani çok da futbol konuşacak dedim tabii podcast'te de Dediğim gibi yani başlangıç planı Hollanda açısından değildi Hollanda zaten çok üretebilen bir takım değil onların o yani üretememezliğini üzerine güzel oynadık hakikaten de böyle açıkları çok iyi kapatıp hatları sıkı tutup Hollanda'nın hiç üretememesini sağladık. O bayağı bir gitti. Sonra işte Hollanda ve Horst'u falan sokunca ileride kalabalıklaştı, şişirmeye falan başladı. Ee, biz ona karşılık veremedik. Daha doğrusu çok geç karşılık verdik. İki tane gol yedikten sonra yani karşılık 85'te verdik. 85'te yani verildi. Çevirebilirdik mi? de bu arada <laughs> çevirebilecek pozisyonu da yakaladık ama işte şansımız yanımızda değildi. Her zaman da öyle son dakikada Petr Cech elinden kaçırmıyor topu yani şimdi. Yani. O hakikaten çok mucizevi bir olay Kuruçistan yani. Gene ne kalecilerinden yani? bir evet dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi e, elinden top kaçırıyor. Çek Cumhuriyeti miydi? Çek Cumhuriyeti galiba. Çek miydi? E, olabiliyor yani ama işte her zaman da olmuyor. Olmadığı için de e, çeyrek finalde elenmiş oluyorsun. E, güzel bir turnuva oldu. Yani şey, futbol açısından çok güzel bir turnuva olmadı. Çünkü çok gerçekten kötü futbol vardı ya. Yani Kötü futbola demeyeyim de yani modern futbolun gerek gerekliliği yani gol yememek Defensive, üzerine ve işte sürekli aynen. Çok... defansif biraz işte şey yani bu modern takımların getirdiği bir şey İngiltere falan şey açık oyunda gol atmadan yarı finale geldi yani şimdi <laughs> penaltıyla bilmem neyle sıfır sıfıra bağlı maçlar falan yani hiç futbol olarak bence hak ettikleri bir Turnuva geçirmediler ki finalde de çok üzülmüşler Final Finale kadar gelince kaybedince üzülürsün de. Yine de bence hiç futbol olarak İspanya mesela hak etmişti futbol olarak ve yani kupa almaları iyi oldu bence. Daha, Bizim grupta e, pozitif ama pozitif oynuyorlardı. Biz de bence çok pozitif oynadık biz. Yani hep böyle spektaküler goller. Forvetsiz oynuyoruz ama uzaktan şutlarla falan hani değişik bir oyun ve sürekli hücumu düşünen bir takım. Hani öne geçince sürekli böyle şey yapayım. Pas yapayım oyunu öldüreyim değil. Yani topu alınca gidebildiğimiz kadar gitmeye çalıştık. Boğuştuk ileride vesaire. O yüzden de çok sevilmişiz yani bence turnuvanın en sevilen takımı futbol severler açısından Türkiye olmuş olabilir. Ya ben şeye baktım, Reddit'e falan baktım hani orada insanlar hep şey yani Türkiye'nin maçlarını keyifle seyrediyor. Çünkü hep böyle nasıl derler işte hani şeyin ucunda olduğu Kaos için böyle oldu. maçlar kalk, her an dönebileceği için maçlar o insanları çok şey yapıyor, heyecanlandırıyor tabii. O yüzden hani yani herhangi bir takımı tutup tutmamalarına da gerek yok ama şeyi sevmişler yani Türkiye maçlarını çok keyif almışlar sırf o nedenden ötürü. Yani o iyi bir şey. Bir de benim hoşuma giden şey açıkçası yani bu benim çok fazla karşılaştığım şey değildi. Yani çok fazla normalde faal oluyor. Yani Türk de, Türkiye'deki liglerde falan yani görebiliyorsun. Biz mesela o konuda bayağı temiz oynuyorduk. Yani ben mesela işte Hollanda maçında mesela işte İngiltere ile yaptıkları yani o yani öyle böyle faaliyetler olmuyor. Ya da işte İspanya maçında da onlar da mesela çok çabuk yere atıyorlar abi yani hani adam müdahale bile etmemiş. Yani İspanyollar çok çabuk atarlar kendilerini. Çok yani şey futbol. Öyle. Yalancı futbol oynuyorlar. Yani ben o ya böyle çok agresif oynayanlar oluyor ya da böyle yalancı futbol oynuyorlar. O benim hoşuma gitmiyor. Ben onu hiç görmedim ama işte burada biraz da şeyi gösteriyor. Yani kişilik olarak takımdaki oyuncuların Hani sadece yani futbol anlamında iyi oldukları değil karakter anlamında da iyi insanlar olduklarını ...göstertiyor. Bu da o benim bayağı mutlu etti. çünkü bu çok alışık olduğumuz bir şey değil açıkçası. Yani ben hatırlıyorum yani çok kavga ...ya yani futbolcuları şeye kovalıyorlardı. Hangi maçta hatırlamıyorum da İsviçre ee, İs İsviç maçtan sonra dönmüştük yani? İsviçre'lileri. Abi yani o olmaz için. ama yani, olmaz o yani. Hani Yok o, ben tasvip için söylemiyorum olayı söylüyorum ya. Yani. Aynen ya ben aynen hatırlayamadım yani. Oradan hani buraya gelmek bence çok büyük bir başarı. O yüzden de tebrik etmek lazım. Yani hani kim seçtiyse hani oyuncuları e, milli takımı. Evet. E, İspanyollar ben baskette tabii daha çok takip ettiğim için hani e, çok Real Madrid maçlarında falan mesela böyle sinirden yumruğuma sıkmıştım vardı benim yani Fenerbahçe <laughs> Çünkü adam geliyor abi kendisini çarptırıyor Fenerbahçe'de oyuncuyu sonra kollarını sallayarak mesela düşüyor. Ha, yani bu bana vurdu gibisinden alıyor abi faali. Yani hakemi kandırıyor. Çok iyi tiyatro oynuyorlar. Abi ne gerek var yani? <laughs> evet bu konuyu kapatabiliriz bence. Aynen. Ee, var mı haftamda ilginç bir olay? Haftamda ilginç bir olay yok. Aslında yani hani normal şeyler var işte kitap bitirme, dizi izleme vesaire falan. böyle. Onları konuşuruz. Hani, aynen ee, şey olarak ilginç bir konuyu olmadı açıkçası geçen haftalarda. Ee, Sen de değermesin. var mıydı bir şeyler? Benim şöyle yani iş yerinde ben şimdi WWDC sunumlarına başladım. Bir developer'lara yönelik bir sunum yaptım. Hatta onun bir kısmını da Twitter'da flood olarak paylaştım. Ee, sağ olsunlar güzel de geri dönüşler aldım. Ee, bir de tabii bizim e, internal yine e, hem CEO'ya hem de Head of Product'a, Product, product Manager'lara ayrı bir işte WWDC'de bizim implement etmemiz gereken feature'lar gibisinden bir sunum yaptım. Çünkü direkt bizim get kontaktı uygulamasına çok direkt etkileyen bazı özellikler var geliyor ki zaten bizim da sonradan tweet attı beni de mentionlayarak. Ee, bizi bayağı heyecanlandırdı. Ee, biz bayağı yoğunuz yani iOS 18 çıkana kadar. Ee, bazı özellikler sene sonuna doğru gelecek sadece AI kısmı değil başka bazı özellikler de sene sonuna doğru gelecek. Bu ee, o yüzden birazcık daha rahatız ama şu anda implement etmemiz bazı, gereken bazı şeyler var. Bir de bir yandan tabii şeyi de, de, bekliyoruz. Yani Apple Intelligence tarafında da çünkü benim o Apple Intelligence ile ilgili de bayağı bir slide vardı. Hani neler yapabiliriz diye. <laughs> çünkü birçok insan bilmiyor. Get içinde chat de var yani. Telegram var bir yapı da var içeride. İşte canlı yayın falan açabiliyor insanlar. Hani kendi hayranlarına özel içerik çıkartabiliyorlar. İşte bayağı işte Telegram'ın birçok özelliği var yani içinde. Çok <laughs> benzer bir yapıda. Evet. O yüzden e, Apple Intelligence tarafında da kullanacağımız bazı şeyler var. Zaten az çok tahmin ediyorsunuz ne olduğunu. Ama işte bekliyoruz işte beta e, şeyi için. E, iPad Air bir tane sipariş ettik şirkete. M2. Çünkü Apple Intelligence özellikle şimdi iPhone 15 Pro sipariş etsek hem RAM olarak biraz daha sıkıntılı yani o e, performans olarak hem de çok pahalı bir cihaz yani. Dedim ya ucuz yolla bu işe en iyi ne yapar? İşte M2 ile iPad Air yapar. Bir tane sipariş ettik. İşte ben de bir haftadır falan kullanıyorum iPad'i e normal günlük şeyde de kullanıyorum. E, test cihazının dışında. Çok sevmedim açıkçası. ama Hemen altını çizeyim. Büyük çünkü yani ben iPad miniye alıştığım için iPad mini bir defter kadar bir şey. Tek elle falan böyle çok rahatlıkla okuyabiliyorsun. Bu böyle kocaman yoğurt kapağı gibi şey yani. O, 13 inç mi aldın? E 11 inç aldık. Bir de 13 hmm. alsaydık herhalde muhtemelen şeydi yani. E, ayrı tepsi. çantası ile falan <laughs> yani tepsi hani üzerine çay may servis için. Tabii ki test cihazına davranmıyorum yani tek nasyondan dinleyenler varsa <laughs> ...kılı falan aldım taktım hemen etrafına. Ee, özenle bakıyoruz cihazlara da. Ee, yani şey yatarak falan mesela tek elle bir şey okuyamıyorum. İki elimle, iki elle da böyle şey gibi oluyor yani. <laughs> Ten commandments'ı tutan şey gibi. Tablet tutuyor gibi kocaman. Gerçi adı tablet ama. Ee, bilmiyorum bana şey geldi yani büyük geldi cihaz hmm. olarak. Tabi Minetona'da masa üstünde falan bilgisayar gibi kullanıyor. Ben öyle kullanmıyorum. Ben sadece içerik tüketmek için bir de test için. Test için zaten duruyor masada. Testimi yapıyorum onda bir sıkıntı yok. da Bir şeyler okumak için falan sıkıntı. Bir daha bir evde televizyon falan var. Ben hani dizi seyretmiyorum şeyden. Ipad'den. Hmm. Öyle bir tarafım yok yani. Zaten yemek yerken bir şey seyretmek çok şey değil. Sevdiğim bir şey değil. Ee, sen seviyorsun biliyorum ben da sana dokundurmak için <laughs> sen tek başına olduğu için şimdi ailecek yemek yerken birisinin doğru. bir şey seyretmesi doğru olmuyor. Tamam. Bir de çocuklar var seyredebileceğin şeyler çok kısıtlı oluyor. Tamam. Hani işte Bir şey seyredeceksen de onların e, görmemesi doğru. gereken içerikler olduğundan dolayı o yüzden çocukları attıktan sonra hani televizyonun karşısına geçip ses sisteminden güzel güzel seyrediyorsun dizini ee, o yüzden şey yani o taraflarda da kullanmadığım için bana birazcık şey geldi hani alınır mı yani iPad mini'ye keşke M2 koysalardı. Hı -hı. Oradan devam etseydik ama onu da yapmadılar. Muhtemelen thermal problemleri falan oldu yani ısı problemleri ki iPad e yer için de aynı şeyi söylüyorlar bu. Yeni iPad e yer için biraz yoğun işler falan yaptığında bayağı ısınıyormuş aleti yani. Hı -hı. Ee, daha hiç denk gelmedim ama bakalım göreceğiz. Ee, böyle yani iOS 18 beta'yı da hani çok azıcık kullanabildim cihazda. Çünkü dediğim gibi Apple Intelligence özellikleri hala daha yok. Tek tük işte bu kontrol center'daki minik şeyler. Bunları büyütüp küçültebiliyorsun. Yani oradaki interaksiyonlar falan hoş olmuş. Tint kullanmadın bu... mı? Efendim? Tinti. Abi tinti kullanmıyorsun zaten kendisi yapıyor. <laughs> ha. Yani şöyle bir Get Contact'ı test için kurdum. Dark mode'a geçiriyorsun. Bayağı şey yapıyor. Yani. o layer'ları kendisi machine ile ayırıp arka plana kendi siyahını atıp rengi de ona göre birazcık daha böyle patlatıp kontrastlı otomatik yapıyor. Yani tabii ki de senin vermen gerekecek 18'de. Tinti de yine aynı şekilde ama mesela böyle arka plan mesela X'in logosunu yani Twitter'ın logosunu yapamıyor. Niye? Çünkü arka bir tane kağıt deseni koymuşlar böyle siyah siyah. Yani. Onu şeyden ayıramıyor. Ön plandan ayıramıyor. Onu mesela öylece bırakmış. Yani. Ee, böyle farklılıklar var ama böyle arka tarafı solid bir renk olup da önünde bir şey olanları çok güzel ayırıyor. Ee, ve ona göre kendisi yapıyor. Ama çok çirkin gözüküyor. Onu da altını çizmem lazım. Hiç iyi bir fikir değil. Hala daha geç değil. İptal edebilirsiniz bu özelliği. Ee, yani herkes öyle ki, diyor. kimliğini öldürüyor? Kimliğini öldürüyor uygulamanın. Mesela İstanbul Kart uygulaması bunu daha bir önceki ben de bahsettim. İstanbul Kart uygulaması mesela mavi onun logosu. Abi 29 Ekim'de 19 Mayıs'ta falan kırmızı yapıyorlar abi bunun logosunu, ikonunu. Abi nerede bu İstanbul Kart'ı arıyorum her seferinde yani. <laughs> Çünkü benim artık şey yani hafızama o şey olarak kazınmış. Renk hafızama. Mavi bir ikon yani. Ortasında kalp var. Getir falan da yapıyor. Abi sen mor kurumsal kimliğe milyon dolarlar dökmedin mi yani? Hmm. Niye gidip de milli maç var diye kırmızı yapıyorsun logonu? <laughs> e, seçilmiyor yani logosu. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor da yani kurumsal kimlikle çok oynamamak şey lazım. Epin içine koy abi. Türk bayrağı falan koy. Bir tane köşeyi iliştir ya. Yani. Burada Christmas zamanı şey koyuyor. Şapka falan koyuyorlar o şey. Parti şapkası oluyor ya. Logoları evet. onu koyuyorlar ama sonra da şey yapıyorlar unutuyorlar böyle <laughs> Mart'a kadar öyle <gülüyor> kullanıyorsun. <gülüyor> ya da güncellemiyorsun uygulamayı öyle devam ediyor. Ya, bilmiyorum yani çok şeymiş gibi geliyor bana. Bunlar, bunlar abi bunlar şey tool mi? bunlar utility yani. yani. Tabii ki güzel easter eggler koymak güzel de yani bizde biliyorsun böyle şey gibi var. Pano gibi davrandıkları için. <laughs> Mesela IETT'nin sitesini yapmıştı Adem. İETT müdür demiş ki benim niye resmim yok istedi. Oğlum senin resminle <laughs> ne alakası var? İETT dediğin İstanbul kart almak için girdiği, hatları aradığı <laughs> falan bir site yani. Kurum İTT, abi yani. Beğenmedim senin... demiş siteyi. Niye demişler? De, benim resmim yok demiş. Eski resimde de demiş Futur'da benim resmim vardı. İşte belediye başkanımız Kadir Topbaş'ın resmi vardı. Oğlum insana Kadir Topbaş'ı zaten biliyorlar. Senin de orada resmin olmasına gerek yok. Sen bugün varsın yarın yoksun yani. Sitede <laughs> senin resmin olsa ne olacak ya? Yani? Acayipmiş. Saçma saçma içler. Biz de öyle abi şey gibi davranıyorlar. Ya mesela e, ben Hür hürriyet.com.tr'nin direktörünün bir sunumuna gitmiştim. E, UX sunumuydu bu arada. Adam şey dedi yani. Biz dedi sevmiyoruz dedi yani sitenin sağında solunda ortasında böyle sağdaki boşluklara falan reklam koyuyorlar ya. Gayrimenkul reklamları falan. Sevmiyoruz ama dedi yani e, bu dedi reklam veren için dedi çok büyük bir keyif. Adam mesela bilmem ne gayrimenkul işte kapatıyor şeyi. Veriyor bir günlük reklam. Sonra bütün eşi dostlar arıyormuş bak hürriyet gir bütün siteyi kapattım diye anladın mı? Adam hmm. kendime aldım bütün siteyi gibisinden. <laughs> ee, yani hoşunuza gitme tabii parayı oradan kazanıyorsunuz anladık da yani hani bir yandan da bir şey olması lazım sanki. E, estetik bir kaygı da olması lazım. Tabii. Biz böyle abi işte sitelere dijital ürünlere böyle şey gibi pano gibi davranıyoruz yani. Duyuru panosu. Hmm. Süslüyoruz falan. Değişik kafalar. Ya yani ben ajanstayken de hep öyle işte süslü çerçeveler falan yaparlardı böyle. İşte fotoğraf çerçevesi gibi. E işte CSS'de uğraşıyorduk biz de onları. Çizgiler denk gelecek bilmem ne. Responsif olacak. Manyak manyak kişiler yani. Yap abi dümdüz arka plan. Eskiden Buyur. bilmem bilmiyorum sen o zamanları yakaladım 2008-2009 falan. Hep böyle süsler, ornamentler falan. Atlattı. Tabii, tabii. Sanki flash'tan geliyoruz. HTML ile kodlamaya çalışıyoruz her yeri. Bir, bir kurdele atarlardı sağ üstte. Yeni versiyon falan yazardı. Hmm. Ya ben şeyleri söyledim. Karma yağıyordu ya. <laughs> ha öyle şeyler yapmadık da. Şey vardı yani. Tasarımlarda böyle hep saçma sapan grafikler. Ee, yani skeomorfik dizaynı ben çok severim ama o skeomorfinin de ötesinde saçma bir şeydi yani. Baya poster gibi oynuyorlardı web sitelerinde ve onları implement etmek çok zor oluyordu. Bir sürü imaj falan gömüyorduk içine. Hmm. Sonra işte flat design akımı gelince biraz atıldı. O çok flat yani. İkisinin arasında arasında bir şey olsa güzel olur. ki şu an mesela yapan yerler var yani. Mesela desktop app'ler çok bence tatlı. Mac'in app'leri. Hmm. Ne böyle aşırı skeomorfik ne de böyle aşırı düz. Yani hafif böyle bir texture var, gri bir metal texture var hafif e, var. Yani bir ışığın vurduğunu görüyorsun. Yukarıdan bir kırılım var. Daha interface'i daha seçilebilir kılıyor. Hı hı. Ondan yani Jonathan Ive'ın halt yemesi bu arada. Yani Johnny Ive o bilmediği işe bulaştığı için oldu bunların hepsi. iOS 7'yi biliyorsun yani. Hiç gölge yok. Hiçbir şey yok. İşte Dinlis. Helvetica tin kullanmış falan böyle kimse okuyamıyor fontları. Cart cart renkler parlak parlak. Blurlar falan böyle her yerde. Çok korkunç bir interface'ti. Daha iyi. ben sana şöyle söyleyeyim daha yeni yeni toparlıyor yapıl yani oradan geriye yeni dönüyor butonlar yazıydı biliyorsun buton değildi hmm. şimdi yeni yeni artık bu Vision Pro ile falan beraber butonlar artık şekli falan olmaya başladı. Bayağı köşelerine yani ekstra değil. şey efekt ekliyorlar. Şeyden aynen efekt ekliyorlar. ekliyorlar şey yapıyorlar aynen. İşte o zamanki hasar çok büyüktü yani daha yeni yeni toparladı. <laughs> ya bu işte muhtemelen hani. Bir e, daha bu trendler e, e, oluyor e, e, çok e, acayip. Tasarımdan yani, hani. Ya tamam şimdi kullanıcı alışkanlığı diye bir şey var. Ona ben de katılıyorum da. Ya bu trend konusunda tasarımda çok yani bir şey çıkıyor. Bir bu, mesela YouTube'da falan görüyorum. Bu senenin UX, UX trendleri. Abi user Experience'in trendi mi olur? Ayrı mesele de yani. Bu senenin tasarım trendleri diyor. İşte diyor bilmem ne işte her şeyi diyor işte Tinder mantığıyla kart mantığıyla yapmak falan. Bir yer öyle bir şey vardı. Tinder bir app'i çıktı. Sağa kaydır sola kaydır app'ler böyle interface'ler falan yapmaya başladılar. Şeyde bile var ya ya Slack'te kaçırdıklarını görüntüle diye sağa kaydır sola kaydır falan. Aynen. Salak salak işler yani. Abi böyle bir trend olabilir mi yani? Ya da mesela işte gradient kullanımı. Artık bir bakıyorsun her yer gradient. Ya. Abi onun benzerini bizim ben Sync'de çalışıyorken yapmışlardı. Stories. Her yere stories getiriyorlar. Gittiler şey yaptılar abi. Hadi o abi. feature based bir şey. Hani abi. tasarım trendi değil de yani. Ya, aynen. Ama yani hani bütün şeyi ona göre tasarladılar tekrardan hani siteyi. Çünkü şey uymuyor yani. Hani sen böyle site normal bayağı böyle ortada hani friend fit tarzı ortada feed olan falan bir şey çat diye böyle üzerine şey koymaya başladı. Ama daha da komikken onu şey yaptılar yani hani içeriden çıkan da bir fikir değildi. Gidip bu McKenzie şey var ya danışmanlık firması. Hı hı. Ona birkaç McKinsey. milyon dolar para McKinsey mi? Ma McK hı hı. Ben, <laughs> Şu çöp kovalarının da araştırmasını yapan firma. New York'taki. Ya ona para vermişler. O da nara demiş ki ya işte stories şu an çok popüler. Siz de ekleyin falan. Abi yani kullanıcı kitlesi 40 45 yaş üstü. Yani hani profesyonel network alı. Yani stories ne LinkedIn falan da yapmaya başladı. Da onları da kaldırdı hemen çok sonra. Ya yani bazen böyle işte bir delinin biri taş atıyor kuyuya. Hepsi takip ediyor işte. Şimdi ne oldu işte? Short e, TikTok'dan dolayı herkes işte kısa video eklemeye başladı. Şimdi nereye girsen insanlar işte kısa video çekip şey yapmaya bak bana sağlıyor falan. Yani çok anlamsız geliyor bana yani. Her şeyin bence belli bir kontekst var. Hani o kontekst içerisinde kendi şeyini değerlendirmen gerekiyor. Özelliğini değerlendirmen gerekiyor ama. Böyle ya çöre bunun çöre sebebi şu abi. KPI'ler, yani. Objective Key Results'lar engagement arttırmamız lazım, retention arttırmamız lazım. İnsanlar tekrar tekrar girsin. Ne olacak? İşte takip ettiği insanlar story atmış mı? Merakı. Tamam mı? Abi ki senin Abi iş bulmaya alakalı giriyorum. bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> i̇ş bulmaya giriyorum. <laughs> tamam işte. E, bunun sebebi abi çoklu product takımlarının olması aslında. Her product takımının belli KPI'leri var, hedef olarak işte aldığı belli bazı metrikler var. O metrikleri tutturmak için hmm. sürekli bir şeyler bulmak zorundalar. E yani genel olarak kreativite tarafında da sıkıntılı olduğu için bu süreçler kendisi sıfırdan bir şey yapmak kolay bir şey değil. Yeni bir fikir çıkartmak kolay bir şey değil. Kullanıcı eğitmek de zor ama işte stories e alışmış mesela insanlar. Yapması kolay, implement etmesi kolay. Tasarım örnekleri var. Tasarımcı ben stories yapacağım deyince adam kadın neyse ekiptekiler şeyi çok iyi biliyorlar yani. Ne, nasıl bir şey yapılacağı hakkında fikirleri var ama yeni bir şey düşündüğün zaman onun tabii engineering tarafı var, design tarafı var. Hatta buradan direkt oraya da atlarız yani Figma Engineering videosuna. Çünkü konuyla direkt birebir alakalı. Ee, bu yüzden de işte ne oluyor? Her, kişi, herkes herkes birbirine şeyini kopyalıyor. Özelliklerini kopyalıyor. Ve ürün kendi öz şeyini kaybetmiş oluyor. Benliğini kaybetmiş oluyor. Ee, bu yani şu an gördüğümüz şey. Ee, tabii çok hızlı da büyüyorlar. Ve sürekli büyüme hedefleri var. Bu sürme, sürekli büyüme hedeflerini bir şekilde karşılayabilmek için işte sürekli böyle ortaya bir şeyler atıyorlar ve aslında ürün çorbaya dönüyor bir noktadan sonra. Bu böyle devam edecek işte yani. Çok değişeceğini yani zannetmiyorum. mi? Ben bilmiyorum. O konuşacağız birazdan etme demeyeceğini de. Evet şimdi bu Figma Teenage mevzusuna gelelim. Şimdi Figma'nın config eventi vardı biliyorsunuz. Config eventinden sonra böyle bir sürü oturum vardı. Ben bazılarını seyrettim oturumların. bunu tam açtım. Bir şey oldu kapattım. Ertesi gün dedim devam ederim. E, seyrederim. Her düzgün açtım yok video. Neden bilmiyorum. Yani videodaki galiba bazı kısmı kırptılar sonradan. Aa. Ee, sonra 3-4 gün sonra tekrardan yayını aldılar. Ee, bir daha. Ya mesela komentler falan duruyor videonun altında ama video şey. O, o dönemde şeydi yani. Un unlisted bile değildi yani şeydi hiç. Hı -hı. Çünkü linki var bende kaydetmişim kenara. Giremedim falan. Private yapmışlardı. Neyse e, bu Figma'daki yine e, geçen sefer sunum yapma becerisini eleştirdiğimiz abimiz. E, Yine çok tekliyordu bu arada yani hakikaten ben sana zaten gönderirken videoyu şey dedim yani seyretmesi çok zor bir röportaj ama mutlaka seyret yani. Ee, Başlarda falan çünkü sürekli duraklıyor. Ne soracağını bilemiyor gibi böyle bir öyle Bir de adam da bam güm yapıştırıyor cevapları. Bir de bunu hiç istemediği cevapları söylediği için hmm. Figman'ın CEO'sunun. Adam bir dayak yiyordu. Bir şey afallıyor sonra başka bir soruya geçiyor falan. Ya bana İki sanki bir, böyle hani sen bir çocuktun falan gibi başladı abi. Saçma sapan <laughs> bir başlangıcı var zaten. Sen bir çocuktun işte hayalperesttin falan filan diye. Abi bırak onu adam anlatsın yani. Sorularını yönlendirsen adama. Ya bana sanki abi eline liste vermişler gibi. Yani bu sorulara çık sahnede sor. O da muhtemelen orada şey var ya ekranlar var yani ya sunumu yaparken kullandıklar. Orada muhtemelen soruları okuyormuş gibi geldi. Çünkü hani interview böyle yapılmaz. Yani hani biz de mesela bir sürü konu kaldık. Yani hani bir akışı olur yani böyle işte ne bileyim bir sohbet havasında bir şeyler olur değil mi? Bu böyle sanki şey gibi abi. Yani hani Yine interview gibi diyeceğim de hani o tarz interview hani böyle işe alım interviewmiş gibi yapıyor adam yani şu nedir Hı -hı. hani babanız da böyleymiş ailede de böyle bir şey var mı şunu nasıl yaptınız buna inanıyor musunuz işte falan böyle 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 sorular soruyor çok ya ben hakikaten şey oldum yani. Bir de eleman da anlamıyor İngilizcesi ne dedin diyor do you believe in user testing diyor bir dakika anlamadım diyor bir daha soruyor hani şeyi. Aynen. Ya o adam native olabilir. native English speaker değil tabii adam hani. Tabii ona göre konuşman gerekiyor aslında senin de yani hani belki hani çok hızlı konuşuyorsun, aksanlı konuşuyorsun, hani şey değil yani hakikaten. Hani başta onu bir anlarsın değil mi? Yani bakarsın adam hani çok kolay bir şekilde anlayamıyor. Belki biraz daha nasıl diyeyim, daha basit şeyler kullanarak ya da daha yavaş konuşarak sormaya devam edersin ama <laughs> abim sunumu son sonuna kadar hala nasıl soruyorsa öyle sormaya da devam ediyordu yani. Evet, e belki böyle bir o elemanda otizm motizm olabilir. Yani çok gömdük adam ama hani bir hastalığı falan olabilir. Bana çünkü Bilmiyorum. çok garip geldi yani. Soru sorma şekilleri konuşma şekilleri falan da bir garip geldi. Ee, neyse abi çok önemli değil. Ee, Allah şifa versin diyelim. Varsa yani hastalığı. Ee, şimdi röportajda şöyle bir durum var. Biliyorsun bu hani özellikle bu Startup Camiası'nın ve Silikon Valisi Camiası'nın tasarıma bir bakışı var. işte user research ekipleri kuruyorlar. User testing var. işte user experience ekipleri var. E, zaten dizaynlar ayrı bir şekilde var vesaire böyle. İşte product manager'lar falan var. Bu adam mesela şey diyor işte bizde diyor iki tane adam var hiç iş yapmıyorlar falan diyor işte. Öylesine aldık diyor işte diyor bir ekibin diyor moralini diyor toparlıyorlar diye diyor. E, hiç, hiç iş yapmıyorlar her ay diyor para vermeye devam ediyoruz falan. Tam böyle tam an e, e, silikon valley bir şey geldi. Hani yani anti kapitalist bir, bir yaklaşım böyle olayı. E, işte <laughs> ya şey geldi bakma. Bir de soruyor ya işte işe alım onu nasıl yapıyorsunuz?" falan diye soruyor sunumda. Hmm. Adam da diyor ki bir gün diyor <laughs> kapı çaldı diyor. <laughs> Adamın biri geldi diyor. O diyor şimdi bizim diyor head of bilmem ne marketing'ten sorumlu adam diyor yani hani. Hmm. Çünkü burada tabii gene ters köşe oluyor. Çünkü ne oluyor? Silikon vadisi ne bileyim Kaç? 15-6 hafta süren aynen 5-6 hafta süren şey interview yapıyorsun. Bir sürü algoritma soruyorsun. bir Oğlum şey. Yemeği nasıl yiyorsun ona bakıyorlar yemek yedirip de. <gülüyor> <gülüyor> sağ elini mi tutuyorsun? Çatalı sol elini mi tutuyorsun? Çok farklı kültürler ya. ya. Çok farklı kültürler. hani Çok farklı zihinler. Çok farklı bakış Aslında açıları. Aslında farklı değil. Şimdi onu birazdan anlatacağım ben. <laughs> ya mesela şey diyor hani mesela işte kararları nasıl alıyorsunuz diyor. Adam diyor ki ben demokrasi inanmam ben alıyorum kararları diyor mesela. Yani ürünün diyor ne renk olacağı oradaki butonun nerede olacağı nasıl davranacağı vesaire bütün bu kararları ben alıyorum diyor. Yani öyle bir demokratik bir taraf yok. User research e inanıyor musunuz diye kullanıcı işte araştırması testinge. Hayır diyor adam yani direkt. Direkt orada konu adam yani o hayır deyince adam bayağı bir afallı. Orası bence yani interviewin en kısmıydı. Ya bizde diyor kullanıcı testi falan yok. Yani ben diyor kendim diyor müzik yapmayı çok iyi bilen birisi değilim. Ama ben bir müzik aleti kullanacak olsaydım nasıl bir şey kullanmak isterdimden yola çıkarak diyor yani kendim için diyor yapıyorum aleti. Benim gibi diyor işte amatör müzisyenler falan benim ürünlerimi çok seviyorlar diyor. Yani adamın belli bir estetik anlayışı da var ve bunda çok güveniyor. Neticede de kararların hepsini bu abimiz alıyor yani. Ee, ve bu aslında Tine Cincin'inki has bir şey değil yani. Brown da böyle bir hmm. şirketti ve Brown'a ne kadar başarılı ürünler çıkarttığını biliyoruz zaten. Apple da böyle bir şirket işte. Steve Jobs vardı başta bu olmamış. Bok gibi olmuş diyordu affedersin. Gönderiyor diye anladın mı? İşte yok biz kullanıcı araştırması yaptık da onların yüzde bilmem ne yaptı da yok şu butonun turuncu tonunu şöyle yaptık da böyle yaptık da yok yüzde beş arttırdık. Yani anladın mı? Sineğin yağını çıkartmak gibi işlerle uğraşma yapılıyor. Yani orada belli bir akıl var. Ee, ürüne neyin iyi gidip gitmeyeceğine karar verebiliyor bu akıl ve bu akla güveniyorlar yani tamamen ve bu nokta buradan çıkarak da başarılı olmuşlar. Bu sanki birazcık daha hardware dizayna e, çünkü bu saydığım 3 firmada biliyorsun hardware dizayn firması <laughs> e, donanım yapan firmalar. Donanım tarafında birazcık daha sanki daha efektif oluyor bu yöntem. Çünkü donanımda şey de yok. Yani i̇terasyon falan da çok kolay olmadığı için e, prototipler ve şeyler üzerinden gidiyor. Sanki donanım firmaları bu modelle daha başarılı oluyormuş gibi geliyor bana. Biliyorsun Airbnb de productçılardan kurtuldu productçı kullanmıyorlar artık. Direkt designer çalıştırıyorlar. O da Jonathan Ivan danışmanlık verdiği bir şirket. Hı, hı. E, Onu konuşmuştuk. E, bu tarafa doğru da bir trend var yani açıkçası. E, bilmiyorum. Yani, Ya, ya productçı olmayınca daha bir işte şey oluyor. A-B testi yapmıyorsun. Yani bizdeki mesela benim çalıştığım şirketlerde de ya bence orada ben hani asıl konu şu abi risk alamamak. Yani şirketler çok korkuyor. Aman şuradan bir yüzde bir kullanıcı kaybederiz. Aman yani herkesi tatmin etmeye çalışıyorlar. Onun için de böyle sürekli abi iyi bir testler yapıyorlar. Bir tasarım değişikliği yapıyorken. Çünkü şey yok yani otorite yok. Kimse şey diyemiyor. Bence bu tasarım olsun. Çünkü orada şey belki hani zevk sahibi olan bir insan da olmayabilir ya da işte sözünü geçiremeyenler de olabilir. Abi. O da olabilir. Hiç risk de alamıyorlar. Ben sanki risk alamıyorlarmış gibi düşünüyorum daha çok. Çünkü sürekli A/B test yapıyorlar. A/B test yaptıktan sonra yani sen mesela şöyle düşün. Genelde şöyle oluyor A/B test yaparken. Tasarımcı bir, bir şeye inanıyor. Hani hakikaten diyor bu diyor bence olması gereken bu diyor ama diyor işte onu direkt yayınlayamayacağı için bazen de alternatif şeylerle tasarlatıyorlar falan. Yani şeyde de mesela ben zamanında çok fazla okumuştum. Hani iPhone falan tasarlanırken de bir tane iPhone tasarlamıyorlar. Önce 10 tane iPhone tasarlatıyordu Steve Ive'a. Ondan sonra onu 5'e düşürüyorlar, ondan sonra 3'e düşürüyorlar falan böyle hani bir sürü iterasyon yapıyorlar. Ama orada işte birkaç kişi karar veriyor. Zevk sahibi şeyden daha anlayan, kullanıcı şeyinden daha anlayan deneyimden ya da iyi olması bu nasıl daha iyi olabilir? Yani bunu da tabii işte herkes yapamıyor. Çok fazla zaman geçirmen gerekiyor. Ama mesela benim çalıştığım şirketlerde abi hep böyle yani bir tane 6-7 developera bir tasarımcı falan düşüyor. Kimse de şey yapamıyor yani tasarımcının şeye vakti yok. Oturup bunu düşünmeye vakti yok. Yani hani bu belki saydığımız şirketlerde belki şey olabilir. Çok daha uzun süre geç, geçiriyorlar hani tasarımla birlikte. Hale daha iyi şeylere oluşabiliyorlar ama işte şey kültürü, yazılım kültürü bana sanki böyle daha hızlı döngüde olduğu için işte hemen büyüme gerektiğinden yani şey diyemiyor tasarımcı ben 3 ay boyunca işte bu ekranın tasarımıyla uğraşayım diyemiyor. Maksimum bir hafta iki hafta hemen çünkü şey istiyorlar iş bitsin çünkü developerlar bekliyor orada hemen implement edilmesi gerekiyor falan. Bence bu hızlı işte fast food benzeri işte döngü olmasından dolayı da ortaya böyle işte şey tasarımlar çıkmıyor yani işte bak bence olması gereken bu. Bunu bu şekilde şip edelim. Çünkü işte bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Diyenler olmuyor. Bence asıl nokta bu ama benim burada hani farklı olarak gördüğüm şey kültür şeyi. Yani hani bir tarafta abi ya bana mesela sorsalar abi hani hangi şirkette çalışmak istersin diye. Hani Teenage Engineering ve Figma diye ki muhtemelen Figma'da daha çok para kazanırsın ama ben mesela hani sırf bu farklı yaklaşımlardan ötürü, bu farklı kültürden ötürü ben Teenage Engineering'i seçerdim. Çünkü işte bir tanesinin hakikaten yani oradaki çalışan insanların amacı ya böyle kaliteli, uzun ömürlü, değil mi donanım yani yapıyorlar bir, kere. Ya. bir de donanım da yapıyorlar. Doğru. Ama yani yani bir ürünü yapıyorlar, çok uzun süre satıyorlar. Çok daha şey zaman geçiriyorsun. Bir de muhtemelen hani ofis ortamı daha sanki keyifliymiş gibi geliyor. O şeyden CEO'dan yola çıkarak hani konuşursak. Yani oradaki kültür farkı yani sadece ben o şeyi de indirmek istemiyorum. Donanım yani yazılım olayın ama Hani şeyi görebiliyorsun bir tarafta sürekli işte böyle hani datayla hareket eden bir grup insan var. Ötekisi daha çok böyle artistik e, şeylerine güvenerek hareket edenler var. E, Figma muhtemelen şey olarak da çok büyük bir şirket ama işte hani konuşunca mesela iki kişi iki şirketin CEO'su konuşunca arasında ne kadar fark olduğunu görebiliyorsun bence. Yani kalite anlamında hem yaptıkları iş açısından hem de işte konuşma anlamında yani kültür açısından farkı görebiliyorsun. Bence o anlamda çok önemli bir şeymiş gibi geliyor bana. İnterviymiş gibi geliyor. Ben tavsiye ederim yani şey açıklamalara gene linkini koyarız izlemek isteyenler için. Yani o yüzden ya benim de, şey oldu yani. Heh. Yani ürün stratejilerinde de zaten çok belli ediyor bunu. Yani Teenage bir Amerikalı firma olsaydı OP1 mesela tuttu hemen OP1A, OP1C, OP2, OP3 değil mi? Yani çünkü ona dedikleri bir ekip ayrılır. Sürekli oradan giderlerdi. İşte OP1 ile Snoopy Collaboration. Snoopy'yi yapıştırırlar logonun üstünde. NBA Collaboration hmm. falan. Amerikalılar böyle çalışıyor yani. Başka şeylerden. Marvel'la, Marvel karakterlerini falan basıyor. Ne bileyim yani. Ya da bir müzisyere mesela tasarlattırıyor. OP1'i. Onun ismini basıyor vesaire. Bu tarz şeyler. Ama ne yapıyorlar işte. Yani cincirin, analog synthesizer'ı da var. OP1 de var. Analog synthesizer OP1 bir arada çalışan aletler diye yani bir ekosistem yok. Bir hoparlörleri var. tutlu falan. O da tamamen kendi takılan. Bir ses kayıt yazarı var. O da yani yani bir, bir Masaları ekosistem var. gibi bir şey yok. Yani. O anda canlılar aynen masa yapıyorlar falan. O anda adamların yani böyle iyi bir fikir geliyor akıllarına. Böyle bir ürün yapabiliriz diyorlar. Deniyorlar, yapıyorlar, ürünleştiriyorlar, satıyorlar. Satarsa satıyor, satmıyorsa işte bir yere kadar götürüyorlar. Yani şey yok yani o böyle vahşi kapitalizm şeyi yok ürün şeylerinde. Amerikan şirketlerde bunu çok sık görüyoruz yani. Aynen para kazanmak için değil de hani kendileri için yapıyorlar ürünü. Yani bunların mesela şey de var. PC kasaları da var. Onlar da şey Hı -hı. diyorlar ya yani biz sürekli işte bazı şeyleri test etmemiz gerekiyor falan filan sürekli bilgisayarı açıp kapıyoruz hani pratik bir çözüm yoktu o yüzden böyle bir şey tasarladık kendimiz O yüzden şimdi satmaya başladık hani masa için Hı -hı. de öyle mesela sattıkları masa da böyle çok customize edilebilir yüksekliği vesaire çok böyle özelleştirilebilir çok bir çok masa. pahalı masa için yani o muhtemelen şey CNC'den tek bir şey olarak kesiliyordur ondan dolayıdır ama işte bak şeyin güzel yanı da bu çünkü bu şirketin de bir nevi şey olması gerekiyor sustainable olması gerekiyor, sürdürülebilir olması gerekiyor. O Doğru. Bunu da bu şekilde yüksek fiyatla yapıyorlar. Ama yani şeyi de görebiliyorsun İki şirket de hayatta kalabiliyor. Gerçi Figma ne kadar karlı onu ona çok şey değilim, bir bilgim yok ama hani Teenager'i cebinden para yemiyorlardır diye tahmin ediyorum. Öteki türlü şey olmaz yani. Bir yatırımcıları falan da yok çünkü benim bildiğim kadarıyla. Sadece işte Nothing'le falan birlikte çalışıyorlar. Ama işte bunu gösteriyor abi yani İsveç'te işte Stockholm'da bir Ondan tane orada, ufak bir şirket yani çok büyük işler yapabiliyor yani. Hani sen böyle büyük konferansa da davet ediliyorsun daha sonra bir tecrübelerini şey yapmak için, paylaşmak için. Yani burada aslında bence onu görüyorsun yani. Hani onu izleyince de biraz şaşırtıcı oluyor. Hani ee, Hani çok Figma çok daha büyük bir şirket ama işte çok daha ufak bir şirketin aslında çok daha başarılı bence olduğunu çok net bir şekilde o şeyde görebiliyorsun interviewda ya tabii yani tabii bunlar biraz Elma, Armut, yani Figma sonuçta tasarım programı ve onlar da kendi kulvarlarında bayağı iyi gidiyorlar. Bu AI şeylerinden dolayı biraz sektörden e, tokat yediler gibi bir durum var şu an. En azından benim yani sosyal medyada gördüğüm kadarıyla e, içerikleri AI'yı beslemek için kullanmaları, işte AI ürünlerinin e, klon ve çalıntı tasarımlar çıkartması falan bunlar biraz yani Figma niye bu yöne doğru gidiyor daha Öncelikle aslında düzeltmesi gereken işte token'lar, variable'lar bu kısımları daha iyileştirmesi gerekirken bunlar UI değiştirdik diyorlar. E UI işte yani süreği anlamı muhteşem değişim söyledim geçen bölümde zaten. Hı -hı. Ya işte ee, ama ana ürüne odaklanmak yerine sürekli işte şu kitleyi de çekelim, Hype Aa, bu bir de pro yazılım edelim. yani. Hani burada floating card mart falan yani ne gerek var? Hani bu bir pro yazılım. Ya mesela ben hiçbir Final Cut ya da Logic şeyinin kullanıcısının ya bu tasarımda da şunları şöyle ayrı ayrı kart yapsalar fan dediğini düşünmüyorum. Dark mod bile yok ya şeyde. Logic'te bir tane gri seçmişler dark ve light arasında ondan gidiyorlar yani. Hmm. Ya pro yazılımlar birazcık böyledir çünkü orada amaç işi yapmak ya. İşi en efektif efektif şekilde yapmak. Figma da aslında bir pro yazılım yani belli bir meslek kolu kullanıyor neticede Figma'yı. E, o yüzden e, bu tarz şeylere girmeleri bence de e, daha öncelikli olması gereken işler varken e, çok doğru değil. E ee, ve burada Sketch bayağı da iyi kullanıcı kazanmaya başlamış. millet, ya Sketch de iyiydi diye. Şimdi onlarda smart layout diye bir şey vardı. Auto layout yani Figma'daki auto layout gibi. Stack'ler, horizontal, vertical stack'ler e, tarzı bir yapıya e, geçiyorlarmış, getiriyorlarmış. Zaten herhalde Sketch'in de e, en büyük eksikliği oydu Figma'ya nazaran. E, düzgün bir şekilde yaparlarsa Sketch'te o noktada şeyi yakalayabilir. Figma'yı yakalayabilir. Tabii ki yani Figma'nın daha fazla bütçesi var ve çok daha önden gidiyor ama Figma'nın da web olma limitasyonu var. Yani Sketch'te native bir app. E ee, tamam Windows'dakiler, Linux'takiler Figma'yı rahatça kullanabiliyor ama Sketch'te Apple'ın SDK'sını sonuna kadar dibine kadar kullanıyor ve hani bilgisayarın kaynaklarında efektif bir şekilde yönetebiliyor. Bilmiyorum ben zaten dediğim gibi kişisel projeleri e, Sketch'e geçirdim. Skeçten devam ediyorum. Memnunum da yani bir şikayetim yok skeçten. E, Otolayat gelirse de hani implement ederiz, kullanırız. Gelmezse de bence çok büyük bir sıkıntı yok yani. Hı hı. E, onun dışında bu Nothing konusunda da yani şey dedi hani biz normalde ile bir şeyler yapalım demedik ama Nothing'in kurucusu geldi bana dedi ki Aa bak böyle böyle fikirlerim var. E, <laughs> Yalnız işte bunu anlatışta çok komik abi diye. Yani Niye? adam şey diyor ben diyor masada çalışıyorum diyor <laughs> yanıma biri sandalye çekti oturup konuşmaya başladı bir şeyler anlatmaya başladı diyor. Yani hmm. ya yani adam şey olarak böyle otursan sanki böyle 10 saat muhabbet edebilirmişsin gibi sıkılmadan. Öyle evet çok evet şey kesinlikle arkadaş olmak isteyeceğim bir adam. Mesela Dylan'la arkadaş olmak istemem abi adam <laughs> sürekli tekleyip duruyor konuşurken. Ama e, yani bu adamlar bir de abi kreatif ve şey adamlar gerçekten belli. Böyle manyak bir, ben çok kreatif adam tanıdım gerçekten kreatif adam tanıdım yani hepsinin böyle garip garip hobileri var yani otursan dediğin gibi sabahlara kadar konuşursun ee, benim mentorlarım da tasarımcıydı şimdi yurt dışındalar zaten ee, hep yani böyle onlardan çok değişik hobiler şeyler gördüm ee, kendim de mesela merak duyduğum şeyler oldu diyorum işte biz ofiste şey dinliyorduk yani 70'ler Nijerya funk falan dinliyorduk abi kim dinliyor? <laughs> O Nijeryalı grup bile dinlemiyorduk kendi albümünü yani. Ya yani buluyorduk bir yerlerden. Nasıl nereden de Cihan Cihangir'de abi buluyorsun yani. Cihangir garip bir yer. Ee, arayıp buluyorsun. O dinliyorsun. Tinecincilik -tine de burada çok fazla pozisyon açan bir yer de değil. Muhtemelen İsveç'e gidip adamın yanına bir sandalye falan çekmemiz gerekecek işe girmek için. Hmm. Ee, i̇lginç bir abimiz. Ama abi başarılı da işler yapıyorlar. O yüzden başarıların devamını dilerim. Ee, bu tarz firmalar de inşallah artar dediğin gibi yani tamam ürün odaklı giden bir firma kar odaklı giden bir yani kar olarak tabii ki de kar ediyordur yani fiyatlar ona göre ama yani böyle vahşi kar uğruna giden bir firma değil bir de benim anladığım kadarıyla abi böyle 20-30 kişi falan çalışıyor şirkette hmm. onu da zaten söylüyor tam rakamı da röportajda ben tam yakalayamadım böyle çok kalabalık bir şirket de değil yani. yani bu kadar ürün yapıyorlar bir yandan ama çok kalabalık bir şirket de değil İstersen buradan Valve konusuna geçebiliriz yani. 350 kişi Aynen. çalışıyormuş Valve'da. Aynen. Konularımızdan bir tanesi. Ya işte bunlar yanlış hatırlamıyorsam abi gene bir tane davaların bir tanesinde e, orada hani bazı şirketle ilgili detayları paylaşmak zorundalardı. Kalmışlar. Hı -hı. Zorunda kalmışlar. E, normalde Valve şey bir şirket değil. Hani halka açık bir şirket değil. E, yatırımcısı olan falan bir şirket de değil. Dolayısıyla Hı -hı. yani hani böyle içeriden çok fazla bir bilgi alamıyorsun. Ne kadar gelir elde ediyorlar, kaç kişi çalışıyor falan. Ya işte bu davalarda abi genelde şey oluyor. Ee, çeşitli belgeleri paylaşmak zorunda kalıyorlar. bu belgelerde de genelde böyle önemli rakamları paylaştıkları zaman siyah kalem üzerine çiziyorlar. Hani halka açık bir şekilde paylaştıklarında hani redacted göremiyorsun yani ne kadar şey olduğunu ama bunlardan bir tanesini şey unutmuşlar gene. Biz geçen sefer Xbox'ın bütün planlarını o şekilde dinlemiştik. Bu Valve'ın davasını birisi bulmuş. Böyle manyaklar var abi. Açıp <laughs> bütün belgeleri şey yapıyorlar, okuyorlar. Orada çıkan rakamlarda iki tane rakam var. Bir tanesi şirkette kaç kişi çalıştı? Şirkette 150 kişiden az kişi çalışıyormuş. Bu bence şey olarak inanılmaz bir rakam. Yani diğer benzer teknoloji şirketlerinin benzer seviyede benzer pazar ya da işte benzer gelir seviyesine ulaşan ya da işte sektöründe önce olan şirketlerle karşılaştırdığında inanılmaz düşük bir rakam yani kişi başına düşen işte çalışan sayısı başına düşen gelir konusunda muhtemelen dü dünyada birinci falan olabilirler yani en yüksek rakama sahip olabilirler ee, ikinci şeyde e çalışanların maaşları sızdı ee, orada da daha çok ama şey olarak bireysel olarak ya işte şu kişi şu kadar değil de işte biz işte ad, bunlar da farklı farklı şeye bölmüşler. İşte Admin var, e, Steam var, Hardware var, e, bir tane daha Games diye bir tane daha vardı sanırım. Dört böyle kategoride onlarda bir de böyle şey olduğu için e, Flat Hierarchy şey olduğu için Hierarchy Hı -hı. neydi? Hierarchy. <laughs> hiyerarşi. Düz hiyerarşi olduğu için böyle şey olmadığı için böyle işte birbirinin lead'i falan vesaire olmadığı için böyle Middle Management dediğimiz tayfa olmadığından ötürü orada direkt insanlar şey yapıyor. Ya işte 35 milyon dolar veriyorlar. 30 kişiye o zaman kişi başına 1 milyon dolar falan yüksek maaş da veriyor olabilirler. Ama tabii oradaki şey maliyeti de olabilir çalışanın. Hani çünkü işte normalden senin aldığın maaş sadece o şirketin maliyeti değil. Ekstra işte şirketin ödemesi gereken şeyler olabiliyor. Ya da işte ofiste bir yer falan veriyorsa bu tarz şeyleri de hesabın içerisine katıyorlar. Ama oradan da şeyi görebiliyorsun. Çok yüksek maaş veriyorlar çalışanlarına ve aynı zamanda da çok az kişi çalışıyor. Şimdi bunu e, görenler tabii ki hemen şeye e, atıfta bulunmaya başladılar. Önce Elon Musk'a ya o da çünkü 1500 kişi işten çıkartınca Twitter'da falan çok şey olmuştu. Tartışma konusu olmuştu. Ama bu da aslında biraz şeyi de göstertiyor. Bizim sektörde aslında hani iyi şeyler yapmak istiyorsan özellikle işte büyük işler de yapmak istiyorsan çok da fazla çalışana ihtiyacın yokmuş. E, tezini <laughs> biraz daha doğruluyormuş gibi geliyor bana. Çünkü özellikle biz daha önce de konuşmuştuk bölümlerde. Yani işte bu büyüme sevdalısı olan şirketlerde özellikle işte bu middle management orta seviyedeki işte yöneticilerin daha üst seviyeye çıkmaları için yapmaları gereken şey daha fazla eleman almak. Sen işte mesela atıyorum lead engineer'sin ama işte hani takım lideri olmak istiyorsan ekibe daha fazla insan alması gerekiyor ki yönetecek insan olsun vesaire gibisinden böyle bir mantık oluyor. Sürekli de bu şirketler bu yüzden inanılmaz bir şekilde büyüyor ama Val bence halka açık bir şirket olmaması ve yatırım e, görmüş bir şirket olmamasından ötürü kendileri karar verebiliyorlar ve bu nedenle de bence piyasadaki hani alanında en iyi insanları alabiliyorlar. Yüksek maaş veriyorlar ve günün sonunda da Bence oyun sektörünün en çok para kazanan şeyi diyebiliriz marketplace'i diyebiliriz herhalde Steam için. Tabii tabii. Şeyden tabii, daha öyle. fazla kazanıyordur yani hani PlayStation Store'dan, Xbox Store'dan Kesinlikle. vesaire falan. Yani e, demek bu da mümkünmüş hani bunu göstertiyor o zaman da tekrardan herkesi sorgulatıyor. Ya abi işte biz atıyorum hani Uber'de 15.000 kişi çalışıyor ya hakikaten bu kadar kişiye gerek var mı? atıyorum Facebook'ta işte 60 bin kişi çalışıyor. Ya hakikaten bu kadar kişiye gerek var mı sorularını tekrardan sorduruyor insanlara. Ama işte efektif oluyormuş yani. 350 kişiyle de böyle pazar birincisi e, yüksek gelir getiren bir şirket kurmak mümkünmüş ki bunun içerisinde de hardware kısmı yeni yeni geldi daha yani. Hani evet, evet. 10 sene önce falan. 150 falandı. Aynen. Bu rakamları da görüyorsun abi. 2003'ten 2003'ten şeye göre görüyorsun. Hardware'de de abi cidden 50 kişi falan vardı. Onu muhtemelen şey yaptılar. Ee, belki kontraktör vesaire çalıştırarak bir şekilde hallettiler. Hmm. Ama yani oradaki şeyi görüyorsun yani. 2003 yılından işte 2023 yılına kadar e, eleman sayılarını görebiliyorsun değişen eleman sayılarını. Bence muazzam yani. Hakikaten e, şeyi de gösteriyor. Ne kadar şişik bir e, sektör olduğunu gösteriyor aslında bu alanda. Evet yani eee burada şirketler de küçülmeye gidiyorlar bir noktada. Şimdi bu Microsoft'ta diversity, equity and inclusion takımını, takımlarını bütün departmanlarda Xbox'takini çıkartmışlar çünkü oradaki kızı takip ediyordum ben. E, i̇şten çıkartıldım diye tweet atmış. Ondan sonra baktık bütün takımı işten çıkartmışlar. E, artık şey değil yani işletmemiz için kritik bir şeyde şey de değil bu takım diye e, bir not düşmüşler işten çıkartma yaparken. Bunun gibi böyle bir sürü küçülme olacak dediğin gibi. Sadece Elon Musk'ın şeyi değil bu yani. Bu zaten pandemi zamanında o yaşanan hızlı büyümenin sonucunda pandemi sonrası tekrardan özellikle e ticarette falan yaşanan o daralmaların sonucunda şirketler zaten bunu kendi kendilerine keşfedeceklerdi. Çünkü biliyorsun yani şirketin en büyük gider kalemi ee, çok özel bir şey yoksa işte AI şirketi ise belki hardware falan daha fazla ediyordur da. Nvidia'ya para ödüyordur da daha çok biliyorsun maaş gideri oluyor yani şirketlerin. O yüzden de işte layoff'lar falan bu yüzden oluyor zaten yani hani takımların liderleri diyorlar ki en az 3 kişi çıkartacaksın takımından. en Onlar olmadan da devam edebileceğin insanları çıkart diyorlar böyle bir yapıya doğru gidiyor. Bakalım yani. E... Ama seni de şaşırtmadım abi yani Valda 350 kişinin. Ben, ben daha fazla büyüklerdim ya. yani. Game Neville'ın ne kadar abi... cimri bir adam olduğunu bildiğim için. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü abi yani hani oyun yapıyorlar değil mi? Yani Dota 2 falan hani oyun yapıyorlar. Hı -hı. Hani herkes şey millet de şey yazmış. Ona çok güldüm ya. Half-Life 3'ün çıkmaması nedeni şimdi daha iyi anlıyorum diye. <laughs> Eleman ha, yok. Half-Life 3'ü bu arada bayağı ilerletmişler. Sonradan rafa falan kaldırmışlar. Onun da hikayesi vardı. Ha. Hi ya hi ama Hikaye yarım kaldı abi. Şey yani hani oyun yapıyorsun. Değil mi? Dota 2 yani o herhalde hala update gelen bir oyun benim bildiğim kadarıyla. Evet. Hatta Counter Strike'da yenisini falan da çıkartmışlardı. Evet. Ee, yani oyun yapıyorsun. Marketplace yönetiyorsun. Ya burada inanılmaz bir transaction da var orada ve hani bütün dünyaya satıyorsun. Yani bunları da çok iyi yapıyorlar açıkçası. İşte şey falan politikaları da çok iyi. İade politikaları vesaire de çok iyi. Yani insanlar severek kullanıyor Steam'i böyle şey bir. 2 şey saat ya da bir, bir, böyle bir şey vardı. Bilmem kaç. Aynen. 2 saat oynamadıysan ya da işte iki hafta falan geçmediyse falan böyle. Yani çok bayağı hani e, kullanıcı dostu bir şeyi var. E, politikaları var. E, bu de şimdi artık şey üretmeye başladın. Hardware üretmeye başladın. Steam'de satıyorsun. Ve bunu da 350 kişiyle yapıyor olmak yani ben açıkçası inanılmaz şaşırdım. Bunu bu şekilde yapıyor biliyor olmaları. Bence hani büyük şirketlerin de hani örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Şey değil anlamında yani hani işten çıkartsınlar anlamında değil ama yani aslında hani çok böyle binlerce insan çalıştırmana da gerek yok gibi yani bir tane uygulamam varsa ya da işte bir web falan varsa çünkü adamlar muhtemelen abi şey yapıyorlar atıyorum Steam'in Mac uygulamasını tasarlıyorlar değil mi? Tasarladıktan sonra bitiyor, geçiyor adam. Çok fazla Orada özellik yani eklemiyorlar. Dünyanın Sürekli da en kötü şey yapmıyorlar. en kötü client olabilir Steam client. E. Özellikle Mac'te. Altı, altı üstü oyun download eden ve oyun Ama... executable çalıştıran bir uygulama. içinde de browser var. Ulan browser var düzgün yap. Ama şeyi... Video yatamıyor falan browser. Hikayeyi biliyorsun. Paylaştım ben bizim Telegram grubunda. Yani Apple zamanında Valve çok ters köşeye yatırmış. Yani hani zamanında... Ama hangi PC'deki client'i -life life de bence için. iyi değil. Çok büyük abi client. Yani ben o... Bilmiyorum yani, şey yani iyi kötü bir şey yorum yapacağım. İyi kötü bir şey yapamıyorum. Ben şeyleri de denedim. Epic Store... Onlar YG'sin, daha da kötü bu arada. Onlar felaket yani Steam'e kıyasla. Yani o yüzden çok şey Ya ben anlamıyorum yani. abi. Bu pazarlama departmanların bozduğu iş. Bizim mobil uygulamalarda da böyle bir şey var. İşte... 15 tane abi analitik tool'u kurduruyorlar içeri. Onu ölçüyor, bunu ölçüyor, şunu abi ne yapıyorsun? Ölçüptü. ne yapıyorsun yani? Abi tasarlayamıyorlar tek ötürlü. Ürünü yapamıyorlar o tek ötürlü. Çünkü niye abi? Üründen yani ürünü kullanan kişiyi almıyorlar. Ben hep buna şey yapıyorum yani sinirleniyorum. Yani Steam'i kullanan, her gün kullanan kişiyi almıyorlar. Yani atıyorum product management konusunu iyi olan bir kişiye alıyorlar. Çünkü onun göre şeyini verip bakıyorlar. Hani background'ına bakıyorlar. Hangi şirkette çalışıyor. E tamam da yani hani bu belki yani senin, senin hedef kitlen olabilecek bir kişi olmayabiliyor. Yani sıkıntı bence buradan kaynaklanıyor. Yani Steam açıkçası şey olarak benim ya kullanımı çok kolay bir şey yani UI olarak böyle farklı bir hala sidebar'lı falan böyle bir UI'ya sahip. <laughs> ben gayet hani kullanışlı buluyorum. Çünkü orada direkt bütün oyunlarını görüp anına tıklayıp şey yapabiliyorsun. Son yani, hali yani, falan kullanıştıysa eski yani 5 sene önce falan çok kötüydü abi yani. Bilmiyorum. Fantal, ben takılır hiç... kasar. Ya şey konusunda öyle. Belki performans konusunda bilmiyorum ne kullanıyorlar. Neyle yazmışlar falan. Elektron değildir muhtemelen. QT falan olabilir ya. Ya bilmiyorum. Ya yani işte ama işte şeyi görüyorsun. Çok fazla ekipte insan olmadığı için <laughs> belki optimize edecek zamanlar İşte olmuyor. onu diyorum zaten. <laughs> belki biraz hiç daha da nasıllar client tarafına. Yok ben baktım şeyi görünce bu e, kaç kişi çalıştığını gördüm cemal sitelerine baktım eleman alıyorlar mı? Alıyorlar ama ilginç kısmı abi ya ilanlarda hiçbir şey yazmıyor biliyor musun? Yani ilanlarda yazan şey e, işte şunlara şunlara konularında çalışacaksınız o kadar. Yani şey yok e, programlama dili yazmamışlar şu programlama dilini kullanıyoruz şunu yapıyoruz falan filan diye. Daha çok böyle... İşte şu şeydeki gibi Teenage Engineer'daki adamın dediği gibi yani böyle hakikaten hoşlarına gidecek yani hem böyle iletişim anlamında hoşlarına gidecek belki de iyi bir background'da olan kişileri hani almak istiyorlar. Hani kim başvurulara bakıp arasından öyle şey olarak seçiyorlardır yani daha böyle nasıl diyeyim data bazlı bir karar vermekten ziyade hani böyle daha işgüdüsel sanki karar veriyorlarmış gibi geldi işe iş alım yaparken de ee, ama şey kısmına katılıyorum yani o uygulamalara sürekli gelen analytics tool'ları kısmına katılıyorum. Yani bilmiyorum Steam'de de sürekli böyle data topluyorlar mıdır? Yani onunla alakalı olabilir mi bilmiyorum ya bir ama. bir tanesi, iki tanesi ya da kendi analytics tool'u vesaire olabilir içeride. Vardır. Tabii ki analytics gereksiz bir şey demiyorum da abi 45 tane de olmaz yani. Bir de biliyorsun ya ben şeye... bu analytics tool'larının iOS SDK'larını falan böyle C yazan adamlara falan yazdırıyorlar. Yani iOS de yazmıyor, tamam mı? Böyle acayip kriptik şekilde patlıyorlar falan. Çok sıkıntılı yani. Hmm. Ee, mesela Telegram'da bu arada. Telegram 30 kişi falan gibi bir şehir efsanesi var. Ee, 30 değilse bile çok küçüktür yani Telegram. Ve ürün olarak biliyorsun yani şu an chat uygulamalar arasında en advanced uygulama. Telegram'ın Mac app'ini bir kişi yazıyormuş onu biliyorum. Bir kişi hmm. geliştirmiş Mac ve native app yani şey de değil öyle. Elektron melektron da değil. Evet. Demek ki olabiliyor ya, ama işte bu tarz adamları tabii bulmak da kolay bir şey değil yani böyle hakikaten rockstar adamlar olsa gerek yani bir kişinin Abi, aynen yani MKP kolay bir şey değil çünkü ya şey hani hakikaten yani çoğu insan öyle hesaplamasını yapmış işte bakıyorlar 35 milyon kişi 35 milyon dolar şeyin maliyeti işte yazılımcılar için verdikleri işte sistem ekibine verdikleri maliyeti orada bölünce hakikaten kişi başı bir milyon dolar düşüyor yani Belki hakikaten bu rakamları veriyor da olabilirler. İşte hani çünkü başka şey yok ki karı dağıtacak başka yerleri de yok. Muhtemelen direkt belki şeye veriyorlardır. Çalışanlara veriyorlardır ama işte o zaman da böyle bulamıyorlar ama keşke böyle olsa herkes daha da böyle şey yapmaya başlar, kasmaya başlar, daha da iyi olmaya başlar gibi geliyor bana. Ee, şeyde de ben mesela bu Facebook'un kitabını okuduğumda da o Facebook'un ilk uygulamasını yazan bir kişi yazmış yani. İlk ee, Evet iPhone falan çıktığında çok uzun bir süre. Adam tek başına kendisi yazıyor yani bütün uygulamayı. Yeni özellik kimse dokundurtmuyormuş falan yani. Çünkü <laughs> hani çok fazla bilen kişi de yok tabii. Adam diyor oturuyor şey yapıyor. Apple'dan destek alıyorlarmış, konuşuyorlarmış falan böyle sürekli iletişim halinde vermiş falan. Yani şeylerin hikayelerini de biliyoruz. WhatsApp'ın hikayesini de biliyoruz. Instagram'ın hikayesini de biliyoruz. 5500 yani? dolara yazdırmışlar WhatsApp'ın ilk sürümünü. <laughs> <laughs> yani işte, çok ufak ekiplerle bu işler çok iyi işler başarılabiliyor yani Val beni şaşırttı çünkü e, daha ben büyük olmasını beklerdim daha Yani bin kişi çalışıyor desem Valve'da sen şaşırmazdın muhtemelen değil mi? Yani herkes normal karşılardı. E, o yüzden bir şey oldum yani ilk görünce vay be dedim. Bunların çok güzel evet, bir şeyi bir de var. Makul bir seviye tutmayı başarmışlar. Tebrik Aynen. etmek lazım. Aynen. Handbook diye kendi handbooklarını paylaşmışlar. E, hmm. Bilmiyorum sızmış mıydı bu acaba mi paylaştı ama Valve'ın şeyini görebiliyorsun. Ben orada birkaç sayfasını okudum. Orada da şey diyor yani hani biz sizi bir projeye atamak için almıyoruz hani biz size kişi olarak alıyoruz siz daha sonra diyor ofiste takılıyorsunuz diyor milletle konuşuyorsunuz diyor bakıyorsun hoşuna giden bir proje varsa o projeye dahil oluyorsun yani bu şekilde hmm. çalışıyormuşsun yani muhtemelen hani çalışma anlamında da çok e, hoş bir yer olabilirmiş gibi geliyor ama işte şeyi anlayamıyorsun şimdi ben başvurmak istesem anlayamıyorum hakikaten o yani hani o seviyede miyim çünkü şeyde yazmıyor, ilanda yazmıyor böyle detaylar. Çünkü normaldeki şeydeki ilanlarda görüyorsun işte 5 yıl şu dilde tecrübesi olsun falan filan gibisinden şeyler yazıyorken. Bunların ilanları bayağı boştu yani bayağı yazılımcılar için falan. Ama hani meraklıları baksın yani. Ben çalışmak için ideal bir yermiş gibi gördüm ama tabii şey, e, ofiste çalışıyorlarmış. E, şey yok yani remote çalışma gibi bir şeyleri yok benim anladığım kadarıyla. Aynı zamanda Valve'ın sahibi olan Game Level'da bir Xbox'cı. yani Xbox tarafına daha yakın bir abimiz hatta bir televizyon programına katıldığında daha o zaman konsol çıkmamıştı. Hani Xbox Series X mi yoksa PlayStation 5 mi daha iyi demişlerdi. Hmm. O da tabii ki Xbox demişti. Niye demişti? E çünkü daha iyi demişti. İşte o da böyle bir cevap veriyor yani. Because it is falan diyor yani. Işte uğraşamam gibisinden. Zaten şimdi bir partnership de geliyor. Biraz onlardan da bahsedeceğiz. Ee, Valve ile Microsoft arasında bir yeni bir ürün çıkabilir beraber yaptıkları. Hmm. E, bayağı sağlam rivayetler çıkmaya başladı ortaya. Onu da konuşuruz. Peki. E, şey dönebiliriz ya yaptıklarımızda. Sen e, şey konusu paylaşmışsın. 2024 yazılım endüstrisi diye bir video paylaşmışsın ama ben onu seyretmedim. Ne videosu bilmiyorum. Hı hı. Ben kısaca değineyim ona da. Tamam. Bence faydalı bizim bu ya sunumda kendi adının telaffuzunu söyledi de şimdi gene biraz ger, ger, gergeli diyeceğim. Gel gergerli abi boş ver direkt gergerli. Ger, gergerli. gergerli. <laughs> 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 Benim öyle bir arkadaşım var. Ya, ya ha, sonra da, da, oroz mu? Horoz mu? Horoz mu? Öyle bir şey. Ya şey Macar olduğu için. Biraz Macar şey. olduğu için aynen. Aynen zor. ama ama şeyde Amsterdam'da yaşıyor. ya bu abi bence şey olarak açıkçası yazılım sektörün, teknoloji sektörünün kalbini çok iyi biliyor. Ee, baya böyle birçok şeyi takip ediyor birçok no, büyük blogu da çok iyi kendi işte var şimdi hatta e, baya da 700 bin şey mi olmuş takipçisi mi ne olmuş hatta bir kısmını da şey yapıyor hatta paralı olarak benim bildiğim herhalde şu anda bütün şeyini gelirini oradan falan kazanıyor olabilir yani baya iyi bilgiler alıyor çünkü büyük şirketlerde çalışan insanlar bu kişiyle doğrudan iletişime geçerek iyi bilgiler paylaşıyor Kendisi de böyle bir tane sunum yaptı e, 2024 yılında e, yazılım endüstrisi diye. Kendisi de aynı zamanda Uber'da falan da çalışmış birisi. Yani hani yazılım Orada sektöründen de zaten. geliyor. Aynen yazılım sektöründe falan da geliyor. Orada abi aslında şeyi anlatıyor yani e, son iki yılda ne değişti? Bundan sonra ne olacak? Aslında bunların detayını veriyor. Çünkü bizim endüstri son iki yılda bayağı değişti. Özellikle işte Covid sonrası değişti ve insanlar işte bunun nedenini merak ediyor. Ne oldu da böyle oldu ya da işte Covid'e yoruyorlar daha çok işte Covid'den sonra böyle oldu vesaire ya da işte başka nedenlerden ötürü ama orada çok güzel böyle datalarla falan da açıklamaya çalışıyor. Aslında kısaca ben hani böyle o şeyleri kendisinin değindiği şeylere değineceğim. Orada sen de tabii yorumlarını paylaşabilirsin. Hani paylaştığı da en büyük nokta faiz oranları. Yani faiz oranlarının hmm. artmasıyla birlikte, şimdi Covid'den sonra faiz oranları arttı, faiz oranlarının artmasıyla birlikte e, yatırımcılar e, artık paralarını böyle işte riskli şeylere yatırmaktan ziyade ya işte biz parayı Merkez Bankası'na verelim, Merkez Bankası'na doğrudan faizimizi alırız, hiç riski de yok. Ee, yüksekte bir oranı var yanlış bilmiyorsam Amerika'da %5-6 falan seviyesinde Avrupa'da %4 seviyesindeydi daha yeni düşürmeye başladılar Önceden işte bu zero interest dedikleri hani sıfır faizli bir dönem olduğundan dolayı inanılmaz bir para akmaya başlamış. Çünkü işte sen hani artık bazı bankalar hatta Avrupa'da eksi faiz veriyorlardı. Şeyleri hatırlarsan, haberleri hatırlarsan belki 3-4 sene önce. Yani parayı sen tutamıyorsun. Elinde de düşün yani yatırımcısın milyarlarca dolar var. Ne yapacaksın bu parayı? Halil'e değerlendirmen gerekiyor. E, faiz oranında sıfırken insanlar daha fazla risk alabiliyor. Bu riskle de birlikte işte daha fazla işte bu tarz startuplara yatırım yapabiliyor. 100 tane startup'a yatırım yapayım bir tanesi tutsun. Oradan bütün paramı çıkartırım zaten kafasında yapabiliyorlar, risk alabiliyorlar. Ama işte faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte artık yatırımcılar, sermaye sahipleri e, bu riski almaktan ziyade e, paralarını işte daha farklı, daha garanti yerlerde de değerlendirmeye karar vermişler. Bu nedenle de artık birçok konuda endüstride değişiklikler oluyor. Bunlardan en büyük değişik en büyük değişiklikte de, çok fazla artık yazılımcı istihdamı olmamaya başlıyor. İşte önce bunu biz şey olarak gördük, layofflar olarak gördük, işten çıkartma yaptılar. Ama artık bizim şeyimize de çok fazla yorum geliyor bu konuda iş alımlar konusunda neden durgunlaştı ya da özellikle işte junior yazılımcıları niye alınmıyor diye. Temel nedeni bu çünkü artık çok az para olduğundan ötürü ya da işte para aslında pahalaştığından ötürü yani paraya sahip olma zorlaştığından ötürü şirketler işte junior ya da mid level seviyesinde yazılımcılar alıp onları yetiştirmek için para harcamak yerine çünkü ellerinde çok az para var artık. Önceden çok fazla para olduğundan dolayı buraya yatırım yapabiliyorlardı. Bu yüzden sadece çok daha deneyimli yazılımcılara belli bir miktar para vererek işe alıyorlar ya da çok fazla artık yazılımcı da almıyorlar. Ellerinde var olan yazılımcıları farklı noktalara dedik ederek aslında ya da onları full stack olmasını sağlayarak daha böyle ne derler işte utilize etmeye çalışıyorlar. Daha o etinden üstünden yararlanmaya fayda çalışıyorlar yazılımcıların. Bu nedenle de atıyorum sen mesela işte backendçisin ya işte bizim frontendde de şu iş var hani bunu da yapar mısın dediklerinde sen gidip eline şeyin altına atıyorsun öteki türlü. Başka bir tane yazılımcı almaları gerekirdi. İşte artık o yazılımcıyı almıyorlar, ekip içerisine dağıtıyorlar. Orada da birkaç tane işte şeyden bahsetmiş. İşte Bunlardan bir tanesi işte artık yeni iş bulmak çok daha zorlaşacak. Yani bu bence şu açıdan önemli. Çünkü bu abimiz daha çok şey, Avrupa merkezli şeylere bakıyor, datalara bakıyor. Bunu ben de açıkçası şey yapabilirim yani, doğrulayabilirim. Bugün herhangi bir şeye bakarsanız yani işte LinkedIn'e, ya da işte buna benzer kariyer platformlarına bakarsanız çok daha az şeyi görebiliyorsunuz. O zaten sunumunda göstertiyor. İşte Almanya'daki yazılımcı ilanlarının sayısının düşüşünü gösterdi. İngiltere'deki, Hollanda'daki vesaire falan bunları gösteriyor Muhtemelen Türkiye'de de benzer şeylerdir. İkinci noktada artık hani şirket içerisinde de seviye atlamak, işte terfi almak daha da zorlaşacak. Çünkü terfi alınca sana daha çok para vermeleri gerekiyor. Onu da artık istemiyorlar. Çünkü artık para yok. Hani böyle şeyler. Bu da etkileyen konulardan bir tanesi olacak bu daralmadan ötürü. Bunun dışında ben şeyden de bakıyorum, sunumuna da, da bakıyorum. Linkini de koyarım. YouTube'da sunumu şeyi var. Kendisi blog yazısı olarak da yazmış. Hani eğer videoyu seyretmek yerine şey yapmak isteyenler de varsa, böyle hızlıca taramak isteyenler de varsa. Bu hani böyle aslında şey kısmı hani doğrudan yazılımcıları etkileyen kısmı bir de yazılım geliştirme metotlarındaki bazı değişikliklerden bahsediyor. Artık diyor hani bu tabii kendisine gelen bir sürü bilgiden artık onları harmanlamış bu sonucu uğraşmış artık da böyle daha sıkıcı teknolojiler kullanılıyor. Çünkü önceden işte ne bileyim ya işte abi şu dili de denesekmiş de i̇şte rast çıktı rast mı kullansak falan böyle yeni ne çıkarsa önceden kullanılıyorken artık ya yani bildiğimiz şey neyse onu kullanalım hani. Hiçbir tekerleği Aynen. PHP'den devam edelim. Kafasında varmış artık. Ee, mantık stack, onda o bu arada. Full stack daha çok yaygınlaşıyormuş. Buna ben de çok katılıyorum. Ee, yani benim birkaç arkadaşım da işte layoff'tan etkilenip daha fazla iş bakmaya başladıklarını bunu da çok detaylı konuşmuştuk. Yani özellikle şirketlerin birçoğu şu anda TypeScript bilen eleman arıyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi sen TypeScript artık işte JavaScript çok fazla kullanılmıyor benim gördüğüm kadarıyla da. TypeScript aslında JavaScript'in tipli hali. Çok type fazla sistemli yani... JavaScript evet. Aynen type sistemli, sistemli JavaScript. Ee, TypeScript bilen yazılımcı arıyorlar. Çünkü TypeScript bildiği zaman şirket diyor ki ya biz işte backend'e Node.js ile yazdık. Orada TypeScript kullanan yazılımcı istiyoruz. Bu sayede onu halledebiliyor bu yazılımcı. Frontend React'te biz TypeScript ile yazdık. Burada yazılımcı bize yardımcı olabiliyor. React Native kullanıyoruz. Burada da gene TypeScript bilen yazılımcı bize faydalı olabiliyor. O sayede ne oluyor? Hem tek bir kişiye birkaç iş deleg edebiliyor. Yani ben mesela şu anda işte TypeScript biliyorum. Tabii ben intervjuya girecek olsam TypeScript üzerinden girmiyorum. Hani hala o o seviyede e, şeyim yok. Ama hani backend mesela hiçbir bilgim yok TypeScript'le. Node.js şey geliştirmedim. Ama olunca ne oluyor? Sen bir özellik geliştiriyorsan önce be backend'ini TypeScript yazıyorsun. Ondan sonra frontend kısmına geçiyorsun TypeScript yazıyorsun. Mobil mobil uygulaman varsa gidip orada TypeScript yazıyorsun. Haliyle tek bir kişi bulununca bütün işini halledebiliyorsun. Bir de e, çok fazla farklı alanda kullanılmasından ötürü TypeScript bilen insan sayısı da çok fazla. Yani işte Flutter developer bulmakla mı uğraşırsın ya da işte eee backend'de Ruby bilen elemanla mı bu aramakla mı uğraşırsın yoksa sadece bir tane teknoloji bilen adamla mı bu, bilen adamla mı uğraşırsın. Ee, onu görüyorsun. Daha sonra işte monolit uygulamalarında çok fazla e, daha yoğunlaştı. Artık böyle mikro servislere çok fazla şirketlerin e, e, odaklanmadığını bahsetti. Bunun nedeni de tabii ki daha az kişi çalıştırmak istiyor. Çünkü mikro servis çalıştırırsan onun maintenance'ı çok daha yüklü oluyor. Faturası ee, da yüksek oluyor. Aynen faturası da yüksek oluyor. Ekstra işte belki DevOps alıp onları maintain etmen gerekiyor. Atıyorum ya yani ben hatırlıyorum daha önceki şirketlerden bir tanesinde biz microservice servis vardı. Bir tane gem update'i çıkıyor mesela. Hepsi Rails'a yazılmış bazı servislerin. Hepsini de update etmen gerekiyor. Yani bu bile yani çok büyük bir aslında şey yani masraf açıkçası. Tabii onu sen otomatik olarak bir şekilde otomatik falan edebiliyorsun ama gene bir işte hani pull request'e approve etme, ondan sonra deploy alma falan hani ekstra bir iş oluyor ve o deploy süresi de tabii ki sana fatura olarak, para olarak yansıyor. Bir de daha çok artık şey diyorlar yani işte hani developer sadece develop yapmaktan ziyade işte artık bu devopsluğu da yapacak. Belki QA'liğini de yapacak. Hani böyle hani sadece hani yazılım geliştirmekten ziyade böyle ne derler işte joker konumuna girip işte birçok işi kendisi halletmek zorunda kalacak diyorlar. Yani i̇şte şeyin sonucu genel anlamda böyle ee, sunumda bahsettiği kendisi de çok o güzel O zaman yani full stack ile birlikte çok yönlü olmanın ne kadar kritik olduğunu yani tek bir işte bu arada yani tek bir işe odaklanmanın da tabii ki şeyi var ama avantajları var ama yani şimdi şöyle bir durum var tabii bir konuda çok uzmansan yine iş bulursun yani işte iOS'te mesela 14 sene geçirdim hatta daha bile fazla oldu belki artık yani iOS konusunda mutlaka tabii ki de maintenance'a ihtiyacı olan ya da ne bileyim ve iOS projesi çok kritik olan bir sürü şirket var o ıı, şirketlerin arıcı eleman oluyorsun. Niye? Çünkü bu tecrübe zaten insan bulmaları çok kolay bir şey değil ama bir yandan da tabii ki yani DevOps süreçlerini mesela ben bakıyorum Teknasyon'da. Eee ci süreçlerini manage ediyorum. Script yazmam gerekiyorsa script yazıyorum. yazmam gerekiyorsa dokümantasyon yazıyorum. Çünkü bu da bir bu arada şey yani İngilizce bir şeyler yazabilme dokumentasyon çıkartabilme, onun sıcakçını kurabilme. Onun web tarafı var. Web tarafını programlıyorum. Bir web sitesi yapılacak oluyor mesela hızlı hemen oturup çıkartabiliyorsun React'le vesaireyle. Hadi yani böyle çok yönlü olmak her zaman şey yani İsviçre şakası gibi olmak güzel bir şey. İş e, iş bulma konusunda da sizin şansınızı birazcık da arttırabilir diye düşünüyoruz. <laughs> Özellikle bu rapordan sonra. Tabii bu biraz Avrupa için geçerli diyorsun sen. E, Türkiye Türkiye'de zaten şey biliyorsun yani. Çay da yapsın. <laughs> Salata da hazırlasın bize. Çorba da ısıtsın. Bir de söyle yani bize çok yönlülük deyince sadece şey de değil yani. Teknik işlerde de değil. Maalesef. Ee, tamir edebilsin falan. Artist değiştirebilsin. O, benim yapmışlığım var. Ofisteki printer'ı tamir ettiğim de oldu yani açıkçası. Evet. Ya, e, biz de o... biraz daha farklı çok yönlülük anlayışı ama biz Avrupa için konuşuyoruz. Bu tarz böyle farklı meziyetlere sahip olan insanları Tabii bu tarz insanlar iş aldıkça da işte 350 çalıştırabiliyorsun yani adamın elinden her iş geliyor. Hı -hı. Bir şekilde işler halloluyor içeride diye düşünüyorum. Bilmiyorum Aynen. nasıl ya şey görülürsün. olarak ilginç noktası. Şimdi bu tabii hani böyle genç yazılımcılar bayağı böyle atıyorum sektörde 20 yıldır falan böyle belki 15-20 yıldır çalışan insanlarla da konuşmuş. Onlardan duyduğu şey ya aslında hani önceki yıllar 2000'li yıllarda da böyleydi sistem. Yani ...bir alanda uzman insanları alıyordun... Ee, ...böyle her şeyi biliyorlardı... ...çok fazla yönlülerdi falan... ...daha sonradan aslında hani... E, ...insan çok çok fazla kişi yazılıma yönelince... ...daha böyle uzmanlar... ...işte ben sadece işte React biliyorum mesela... Hani ...şey bile değil yani... Hı -hı. Hani ...JavaScript falan biliyorum da değil... ...ben sadece React, Angular biliyorum vesaire... Hani ...bu tarz şeyler doğmaya başladı... ...o yüzden şimdi artık şey diyorlar... ...biz tekrardan 2000'li yıllara dönüyoruz aslında... ...çok fazla hani değişen bir şey olmadı onlar için... Ama tabii hani bu sektöre bu şekilde başlayanlar için birçok bir şey hani değişmiş oluyor. Önceden de böyleymiş. Tabii ben 2000'li yıllarda çalışmaya başlamadığım için, e, profesyonel hayat atılmadığım için o konuda bir şey diyemeyeceğim ama hani kendisinin yorumu bu şekildeydi. Bir de şeyi neden bahsetti? Biz bunu da çok dile getiriyoruz. Zaten ben şeye de baktım. Senin LinkedIn'deki profiline de baktım. Ben de bunu çok kullanıyorum. Hani product minded developer olmak. Hani <laughs> bu da çok fazla çok daha değerli olduğunu olacağını söylüyor. Ben buna böyle yani %100 katılıyorum. Yani kesinlikle. Product Minded Developer'lar hakikaten çok ama çok zor bulması. Kendisinde bu konuda yazısı da var. Product Minded ne, Developer nedir vesaire gibisinden blogunda bir yazısı da var. Meraklar için ben linkini de bırakırım. Çok daha faydalı oluyor işte. Yani bunları da ekleyince abi hakikaten tek bir kişiye bütün böyle bir özelliği hani yaptırabiliyorsun. Çünkü o kişi şeyden de anladığı için üründen de anladığı için şey olmuyor yani sıkıntı olmuyor. İşte product managerlığını da yapabiliyor. Ya da işte bazen tasarımına bile alatabiliyorsun yani senin case'lerde olduğu için. Ee, o yüzden böyle e, birkaç böyle data paylaşmış. Ben faydalı buldum. Ee, bayağı böyle bir insanla konuşmuş. Bayağı bir data da toplamış. Ben farklı yerlerde de benzer şeylere denk geldim. Yani işte niye önceden bu kadar. Çünkü önceden abi yani inanılmaz rakamlar, inanılmaz maaşlar vesaire konuşuluyordu. Bir sürü şirket binler yaş işte çok bir faydası. İki kişi iş alacağız, 2000 yazılımcı alacağız falan diye yola çıkmışlardı çünkü o kadar çok para var ki bir anda e, şey o kadar Devlet kadrosu için. gibi. Ya. Ha, aynen. <gülüyor> <gülüyor> 30 bin öğretmen ataması <laughs> falan oluyor. Yani onun işte artık şeyini görüyorsun. Aslında hani sektör yani orada biraz şey görüyorsun. Hani gerçek organik bir büyüme yokmuş ortada. Hani sadece e, sıfır %0 faizden kaynaklı bir büyüme varmış onu görüyorsun hmm. ama bazı şirketler belki yollarına devam ediyorlar yani işte Apple'da mesela vesaire hani o akıma kapılmadıkları için şeye es geçiyorum Apple Car projesine çıkarttıkları insanları hani demek ki hani bazı şirketler o şeyi sistemi kurmuşlar çünkü orada öteki türlü de çok fazla baskı geliyordur abi yani yatırımcılar diyordur ya işte şu şirket %30 büyüdü siz niye büyümediniz değil mi? işte yatırım şey olunca, valve olunca <laughs> böyle derdin olmuyor ama Tabii. yatırımcı olunca ya da borsaya çıksan ne yazık ki böyle sıkıntılar olabiliyor. Ben çok faydalı buldum. Sunumu dediğim gibi paylaşacağım meraklara baksın. Bence belki belki hani bazı şirketler açısından Türkiye'de uyarlanabilirmiş gibi geliyor. Hani merak edenler için yani ben de mesela bundan sonra şeyi de düşünmeye başladım açıkçası. Hani Not GS de Bekent nasıl yazılıyor? Ee, bir bakayım diye şey yapmaya başladım açıkçası. Hmm oradaki şeyi gördükten sonra TypeScript'in önemini gördükten sonra. Express.js falan mı bakacaksın? Yok şey ben bahsediyorlar? Nest.js. Next değil de Nest.js diye bir tane hmm. şey varmış. Frame. Ben hiç duymadım. Onu kullanıyorlarmış bekenli. Onda da şey yapıyorsun sanırım. Çok böyle kısaca bakmıştım ben ana sayfasına. Dokümentasyonu detaylı okumadım da. Yani bizim Rails'daki benzer işte model view controller mantığından bir şeyler yapıyorsun. Ama işte Javascript kullanıyorsun orada. Ee, bakacağım Çok yani onu şey da. Ya Neyse. Yani ben <gülüyor> <gülüyor> yani o konuda yorum yapamayacağım. Dediğim gibi hiç ben backend yazmadım Javascript'le. Bu zamana kadar hep frontend yazdım. Ama ona da demek ki şey yani öğrenmek gerekiyormuş. Onu da öğreniriz yani. Şeyse yani. Kariyerini güvence altına almanı sağlayacaksa onu da yaparız. Bu geçen Swift'in yapımcısı olan Chris Latner abimiz bir röportaj vermiş de o Swift'e ilgili bazı şeyler söylemiş. İstersen onu bir sonraki bölüme bırakalım. Orada daha uzun konuşacağımız şeyler var. Ee, Swift'in güncel durumu ile ilgili. Yani ben böyle olmasını planlamıyordum baştan falan gibisinden. Şimdi çok değişti işler falan gibisinden. Onu ayrıca konuşuruz. Ee, tekrardan şey dönelim. Okuduklarımıza. Sen SPQ'ya devam herhalde. Yo bitti artık. Onu bitirdim. Ha, onu hafta sonu Civilization mı oynasam, <laughs> kitabı mı okusam diye düşünürken. Kitabını Bu arada diyeyim. şeyi söylemeyi unuttuk. Başta söyleyecektim. Ya biz Lost Netflix'te diye bangır bangır ha. bağırdık ama Amerika'daki Netflix'te gelmiş Türkiye'de. Çünkü o ABC'nin şey dizisiydi. ABC de Disney'in aslında yani. yani. Netflix Amerika'da özel bir anlaşmayla getirmiş. Biz daha Türkiye'de Disney Plus'taymış. Hmm. O şeyden hatadan dolayı da özür dileriz. Ben Twitter'da çok gördüm. Türkiye hesabımı paylaştı. Dikkatli bakmamıştım. O yüzden e, bir hata olmuş. Kusura bakmayın. Netflix'te dost aradıysanız kaybettiğiniz bir dakika için özür dileriz. Aynen. Ee, kitabı bitirdim. E, ee, kitabını. Ee, yani şöyle söyleyeyim hani bir, belki biraz farklı beklentiyle okumuştum ama hani beklentim karşılanmasa da bayağı bir şey öğrendim antik hmm. e, Roma İmparatorluğu e, hakkında. E, Meraklarına tavsiye ederim. E, biraz böyle nasıl diyeyim yani hani Roma İmparatorluğu deyince genelde böyle daha böyle farklı şeyler bekliyorsun. Ne bileyim şaşalı daha iyi anlamda şeyler bekliyorsun ama biraz daha böyle onların politikalarını, içlerdeki çatışmalarını işte e, imparator olmak için nasıl birbirlerini öldürdüklerini ya da işte Askerlerin aslında daha çok lejyonların aslında karar verdiğini. Bizim işte şeyde Osmanlı'da bir süre sonra artık öyle oluyor ya. ve O yeni yüzden imparatorlar, sonra. aynen Yeniçeriler. işte o yüzden hani imparatorlar şey oldukları zaman tahta çıktıkları zaman onlar da para dağıtıyorlarmış. Şeydekine benzer olarak. Osmanlı'dakine benzer olarak. Ki o sayede şeylerini koruyabilsinler diye. Ama işte sürekli bir suikast. Yani suikasttan ölen imparatorlar var. işte bazı imparatorlara iyi imparatorlar deniliyor. Ama ee, Marcus Aurelius gibi ama daha sonra işte kitapta şeyden bahsediyor orada Almanları nasıl <laughs> öldürdüklerinden bahsediyorlar bayağı vahşet yaşam yapmış yani hani böyle birçok konuda aslında hani Marcus Aurelius olan... döneminde mi yapmışlar? Marcus Aurelius aynı kendisi yapmış yani bayağı Almanlar Sonra Stoizm'i Stoizm, şey Stoizm, Stoizm milleti <laughs> Ayakta kandırıyor ya, milleti. Ya abi, o, tabi tabii ki yani şimdi öyle diyorsun da sen kendi adam kendi fikrini satıyormuş gibi yapıyor. Da, adam kendi kitap yazmış yani. Yani hani. kendi sende bir şey satmıyor da. Ama onu da tabii dönemine göre yargılamak lazım. Tabii ona da şey yapamayız. Yani. Herhalde canım. Ama şeyi İnsanlar görüyorsun şeyi yani. Hani... çok yanılgısına düşüyorlar yani. 2000 yıl önce de sanki bugünmüş ama teknoloji yokmuş falan gibi zannediyorlar. Öyle değil yani. Aynen. Ya oradaki mesela işte ölümleri, ee, işte e, cinayetleri işte bir grup insanları nasıl ötekileştirdiklerini yani bir de şeyi de görüyorsun e, tamam hani herkes işte Roma hukuku falan okey hukuk var yani işte kurallar yasalar çıkartıyorlar vesaire falan okey ama abi bunlar bir tek zenginlere yarıyor yani hani e, şey değilsen Roma vatandaşı değilsen farklı davranılıyor sana Roma vatandaşıysan bile ama işte elit değilsen gene farklı davranılıyor sana falan böyle yani baya hani e, şeyi görüyorsun hala. Yani 2000 yıldır değişen bir şey yok. Yani hala okey bizde de gene hukuk falan var hani gelişmiş ülkelerde ama... ...çoğunlukla hani aslında şirketlerin ya da zenginlerin hani kullanabildiği... ...ya da haklarını arayabildikleri sistemler oluyor. Çünkü öteki türlü çok fazla para harcaman gerekiyor senin yani. Hani bu sistemden faydalanabilmen için onu görüyorsun. E, bunun dışında tabii şeylerden de bahsediyorlar. Yani işte e, okey hani e, lojistik olarak nasıl gelişmiş bir sistem kurduklarına ama orada lojistiğin gelişmesinin nedeni de abi vergi toplamaları gerekiyor. E, valiler de vergiyi toplamış hani işte paranın gelmesi gerekiyor Roma'ya nasıl getirsinler değil mi? Yani onun için iyi yol yapman gerekiyor. Ya Askerleri bir yere taşımak için iyi yol yapman gerekiyor. Hı hı. Hani böyle sanki şey değil yani ee, ya işte ben hani daha böyle altyapıyı geliştireyim insanlar daha faydalı olsun Gebisinden bir yol şeyden yola çıkarak Değil de aslında ihtiyaçtan Yola çıkarak yapılmış şeyler Ya da işte Mısır'dan şey getiriyorlar Bu e, işte kolonlar var ya bir, Aklına böyle direkt gelir yani hani e, Daha çok aslında Onu bilmiyorum Roma mimarisi denir mi Daha çok sanki Yunan mimarisinden esinlenilmiş O şeyler yapıyorlar ya Büyük binalar mermerlerden falan hı hı. Onu mesela gidip şeyden getirtebiliyorlar Yani mermer tek bir mermer Kalıbını orada oyuyorlar falan böyle Tek parça halinde Mısır'dan Roma'ya getirtebiliyorlar yani öyle bir lojistik sistem kurabiliyorlar ve onu har ona harcayacak paraları da var. Yani hani oradaki evet. harcanan parayı şey yapamazsın? Muhtemelen tahmin bile edemezsin. Yani böyle bayağı şey bir kitap olmuş yani hoş bir kitap olmuş. Çok fazla dediğim gibi şeyinin gündelik hayata giremiyor. Onu da hani okurken anlıyorsun zaten. Çünkü gündelik hayatla ilgili yazılı bir şey yok. Yani hani sen ben hani e, gibi insanlar Tuhiyetler ortak falan gibi de vardı ya. <laughs> ha, on, şeyi görüyorsun. Onlar <laughs> hakikaten oradan çok fazla yayılan hastalıklar falan varmış. Onlardan da bahsediyor. Ee, şehirde işte ne bileyim atıyor şey e, düşük seviye insanla zengin elit bazen yan yana yaşıyorlar. Şehrin merkezinde falan böyle. Hani böyle ayrı bir şey yapmamışlar. Tabi bazı daha da zenginler komple böyle art, çok daha büyük yerleri varmış yani hani. Onları da görebiliyorsun. Ee, yani dediğim gibi, şeyi diyecektim yani hani e, gelen bilgiler daha çok böyle işte Cicero'nun yazdığı mektuplar. Hani böyle mektup yazan insanlar, okuma yazması olan insanların yazdığı şeylerden olduğu için bu insanlar da hmm. elit insanlar olduğu için ya da politikacılar olduğu için bu nedenle hani bu insanlar hakkında bir şeyler bilebiliyoruz. Yani köylü adam yani. plepler, aynen köylü adamlar oturup günlük yazmadıkları için, yani o günlükler bize kalmadığı için onların yaş hayat tarzı ile ilgili neler yaşıyorlar, nasıl yaşıyorlar çok fazla bilgi sahibi olamıyoruz. Onun yerine işte politikalar daha çok siyasi anlamdaki gelişmelerden bir şeyler öğrenebiliyoruz. Ee, i̇şte buna benzer şeylerden buna benzer şeyleri okuyoruz kitapta. O yüzden dediğim gibi yani. Ee, tatmin edici bir kitap hani merak edenler için e, oradaki siyasi çekişmeler bir de oradaki şeyden de bahsediyor yani imparatorlar aslında o kadar da çok farklı değillermiş bazıları tabii Nero gibi daha manyak olanlar varken Hı -hı. aslında genelde ben hepsi böyle benzer hani Ağustos'tan sonra hepsi benzer şeyleri uygulamaya başlamışlar onu görüyorsun tabii ben kitabı bitirdikten sonra hemen şey de yaptım ee, dizilere de belki geçebiliriz bilmiyorum senin okuduğun kitap var mı ama kitap okumayı başladıktan sonra zaten çok işte bize bana tavsiye ediyordu bizim dinleyenlerden Roma dizisini HBO'nun çektiği bugün iki bölümünü seyrettim şeyden aldım iTunes'tan aldım 5 euroya bir sezon <laughs> muazzam i̇yi. fiyat çok iyi fiyat bence 10 bölüm yani bölüm başına 50 cent gibi bir şey olmuş oluyor <laughs> hoşuma gitti ilk iki bölümde hakikaten güzel çekmişler daha sonra ben internetteki yorumlarını da i̇ki okudum. Ki göre yani. Yıl 2005'de çekilmiş. 2005-2007 arasında ilk toplamda iki sezonu çekmişler. şey olarak çok başarılı. Ya, dizi olarak çok başarılı. bir de internette baktım. şimdi ben artık kitaptan da okuduğum için bilgi sahibiyim. Şeyden itibaren başlıyor. Jules Cesar'ın Roma'ya doğru yürümesiyle başlıyor. Hı hı. Ondan belki bir, birkaç hafta öncesi diyeyim oradaki en politik çelişmeleri çekişmeleri görüyorsun ee, hani tutarlılık açısından tarih tutarlılık açısından çok başarılı bir diziymiş yorumlardan ben onu gördüm İzlerken daha de, dedim hakikaten kitaptaki bu şeye işliyorlar falan diye düş şey yaptım hemen hatırladım ee, bir de e, benim merak ettiğim niye iki sezon çekmişler niye daha uz çok uzun çekmemişler yani bu kadar beğenildiyse e, vesaire diye maliyeti çok yüksekmiş yani ee, çünkü o şeyleri görüyorsun. İşte çok büyük bir köy kuruyorlar ya da işte lejyonlar bir sürü adam yani hani çok fazla mekanlar var. Mekanları hani biraz daha uygun hale getirmelere çalışıyorlar tarihi açıdan. Çok maliyetli olduğundan ya, dolayı herhalde. Bir defa kuruyorsun ya, tekrar tekrar çekiyorsun abi. Yani bilmiyorum. Benim okudum hani Wikipedia'da öyle yazmışlar. Normalde 3 ve 4. sezonda herhalde planlanıyormuş ama HBO 2. sezonda yani 2 sezonluk sipariş vermiş. Ama herhalde yazanlar hani öyle mi planlamış tam onu şey yapamadım. Ama nedeni şeymiş yani hani devam etmemeleri nedeni prodüksiyon maliyeti çok fazlamış. Ama işte kıyafetlerdir vesaire falan yani bayağı bir şey varmış gibi geliyor bana. Çünkü bir de tarihe <laughs> akışına göre uygulaman gerekiyor ya belki bir imparator bir bina hani yeni bir bina inşa etti çünkü sürekli onlar ona para harcıyorlar falan böyle ee, belki onu da göstermeleri gerekiyor bir şekilde falan hani oradaki tarih öneminden ötürü ama dediğim gibi benim hoşuma gitti ee, onu da şey yaparım daha ilk iki, iki bölüm seyrettim ama yani e, paranın hakkı paramın hakkını çoktan çıkarttı yani o iki bölümle baya güzel anlatmışlar yani güzel ee, dizi olarak benim e, Holten Catch Fire var e, Holten Catch Fire seyrediyorum İkinci sezonundayım daha önceden bahsetmiştik galiba Holtan Keçfire'de. Çünkü kitabını Bahsedelim. ben e, şey yapmıştım. E, ben de dizisini seyretmiştim. A, Sen bütün diziyi, bütün sezonları seyrettin mi? Ben bütün sezonları seyrettim mi? belki son birkaç bölümü seyrettim. Mekin duyuruluyor sonra, birinci sezon sonunda işte. Oraya onu kadar seyrettim, seyrettim diye hatırlıyorum. Birinci sezonu, yok ikinci sezonu da seyrettim ben. Ben ikinci sezondayım işte. Evet. Ben e, de onu spoiler olur. <laughs> bulamadım yani hiçbir bir yerde onu ben. Yok. Resmi olarak da gelmedi falan. Olmayınca işte Putiyo'dan artık çözdük bir şekilde. Şu an ikinci sezonu seyrediyorum. Çok iyi dizi bu arada ya yani hem karakterleri çok seviyorum. Ee, yani o mühendis Gordon karakteri mesela bence çok iyi. Onun karısı yani hem çok iyi bir mühendis hem çok becerikli bir kadın ee, akıllı bir kadın o mesela çok iyi bir karakter. Mackenzie Davis zaten kendisine karşı özel bir hayranlığım da var ee, onun o hacker kafası ve vurdum duymaz halleri falan bir de başroldeki abimiz zaten yani Lee Pace. Ee, biraz Jet Fadıl tarafı da var adamın. Ama, ama hem, şeyin noktada... hemşireni görebiliyorsun abi. Evet, aşırı görebiliyorsun. hırslı bir herif. Manyak hırslı bir herif ve bir noktada da başarılı bir adam ama e, işte bazı mental sorunlarından dolayı e, sıkıntılar yaşıyor. O bilgisayarları yakması falan yuh yani. hani Tamam abicim sen şey yapmayabilirsin olabilirsin de öyle de olmaz gibisin de. Neyse çok seyretmenler bilmiyordur da. Bu arada Breaking Bad bittikten sonra AMC'nin Breaking Bad'in günü ve saatine koyduğu dizi. Holtan Time Fire. Hmm. Prime dizisi yani AMC'nin. Ama tabii bir Breaking Bad etkisi yapmadı. Ama mesela Holtan Time her ne kadar 80'lerde bilgisayar yapmaya çalışan bir grup insan anlatsa da aslında konu o karakterlerin gelişimi yani. Yine Breaking Bad ne kadar ne kadar, bir uyuşturucu dizisi değilse o karakterlerin gelişimi üzerine bir diziyse Holtan de aslında öyle yani. Ee, mesela ikinci sezonun başında bu Gordon karakteri e, hafif işte böyle toz falan kullanıyor ya işte bilgisayar diye. Sonra bakıyorsun hafif bir bağımlılık da olmuş yani. Lazım oldukça kullanıyor falan. E, oyunların mesela çok böyle insanları bağımlı yaptı ve yani oyunları da görsen yani iki tane piksel tank birbirine atış ediyor. O da mesela çok hoş. Yani sabahlara kadar mesela böyle dünyanın en basit oyunlarını oynuyorlar yani. Ama o zaman öyleymiş. Tamam. E, o Açılardan güzel yani tamam bir tam bir dönem dizisi. Zaten 4 sezonu da çektiler yani şey gibi dedi yani tutmadı falan gibi bir durum yok ama hani Breaking Bad kadar fenomen olmadı. Ben de 3. Evet. sezonda falan bıraktım diye hatırlıyorum yani. yani. sonu da çok güzelmiş bu arada 4. sezon. Ben hmm. biraz baktım yorumlara. Hani final finali konklüzyonu çok iyiymiş dizinin. Ee, merak ediyorum açıkçası. Eee eleman McKintosh'u görünce ya bizim yaptığımız işler boş falan bu arada bir, bir kaygıya giriyordu. Macintosh'u bir gizli bir gruba demo edildiğini görüyor bir fuarda. Bakıyor böyle grafiksel arayüzü falan var. Ulan diyor biz hala daha diyor, muhasebeci makinesi yapıyoruz falan. Çok hoştu yani mesela o aydınlanmayı yaşaması falan. Yani adamın o hırsı IBM IBM'i mesela çok güzel anlatmışlar bence IBM'in. O dönemki IBM'in. Sürekli davalarla tehdit eden böyle manyak bir mega korp. Hoş yani. Hoş. E, keyifliydi. Kitap olarak ben şeye baya daldım. E, Capslock kitabını daha önceden bahsetmiştim. Hı hı. Ya bu kitabı açıkçası ben birçok insana tavsiye ederim. Hani illa alın okuyun demiyorum. Bir şekilde belki edinirsiniz. E, zaten şey büyük bir publisher'dan çıkmıyor galiba. Böyle. Küçük bir Valiz diye bir Hollandalı bir publisher. Abi Hollandalı diye söylüyorum. Ama kapitalizm ve tasarım bağlantılı çok güzel bir anlatı yapıyor. Yani e, kapitalizm mesela kredi kartları diyor. Kredi kartlarının nasıl tasarlandığını anlatıyor. Sonra kredi kartı tasarımı üzerinden mesela işte devletlerin nasıl sistemleri kontrol altına aldığını bankaların nasıl işte her şeyi dijitalleştirip yine kayıt altına aldığını vesaire. İşte insanlara şey vererek e, gereksiz kredi kartı limitleri vererek nasıl bu insanları borçlandırıp toplumu böyle şey altına aldıklarını falan. Mesela o tarafa da giriyor bir yandan. Bir kapitalizm eleştirisi de var. Ama hep böyle tasarım ürünleri üzerinden gidiyor işte e, mesela şey çok acayipti ilk e, Amerika işte kurulmaya başladığında en çok parayı kazananlar şeymiş İngiltere en hızlı gemiye gönderenlermiş niye çünkü Amerika'daki şirketin içindeki haberleri oraya hmm. gönderiyorlar İngiltere'den de millet ona göre hisse alıp satıyor şimdi telegraf bulunana kadar hep böyle en hızlı gemiye gönderen adam çok zengin olmuş. Hemen gönderiyor haberleri millet de ona göre erkenden hisse alıp satıyor diğerlerinden önce. O gelen habere de ekstra talep var falan adam ona göre mesela fiyat belirlemiş tekelleşmiş yani. Sonra tabii telegraf bulunca da bütün işletme dağılmış arkasından çünkü. Şimdi mesela Şimdi telegrafta böyle... bulunduktan sonra telegrafta tabii çok kısıtlı olduğu için mesaj göndermek. Her şeyin mesela kısaltması ve belli boşluk formatları falan bulmuşlar. Bilmem ne 28.3 falan diye mesela o. Rakamların bir anlamı var işte, şu kadar alındı, şu kadar satıldı falan gibisinde. Hmm. Mesela bu da bir dizayn diyor adam yani, bu da bir tasarım. Baktığın zaman, bunun gibi, e, sonra işte şeylere falan geldi en son. E, e, oralardan işte şeylere geliyor mesela, vize ve pasaport tasarımları. Hmm. Eskiden mesela vize dediğin şey imzalı bir kağıtmış. Oradaki işte kaymakamın neyse kiminse, bu adam istediği yere gidebilir yazıp altına imza atıyormuş. Tamam adam imzasını tanıdıkları için. Herkes o kağıdı gösteriyorsun, geçiyorsun yani öyle bir şey yok. Ama sonra millet işte imza taklit etmeye falan başlayınca demişler ki bunun için bir sistem lazım. Sonra işte şey, şey falan tabii mesela burada var mesela, işte, Negro Passport diye mesela, zencilere özel. İlk hmm. mesela pasaport işi zencilere gelmiş. İşte onu sonra mesela şeylerden falan bahsediyor. Logo tasarımından bahsediyor. Logo tasarımından bahsederken şey diyor işte. E, i̇lk mesela bir şeyleri damgalama işi şirketlerle birlikte işte bu işte bilmem ne çiftliğinin ürünüdür falan gibisinde hmm. mesela kendi çiftliğinin logosunu basıyor. Yine aynı çiftliklerin zencileri damgalaması. Mesela bu adam kaçtı diyor mesela şeyden. Hmm. Plantation'dan. Tarladan kaçtı diyor. Kaçanlara mesela özel damga vuruyorlar ki sonra adam kaçarsa yine köy olarak satılacağı için pazarda. Bu daha önceden kaçmış birisi falan diye mesela. Adam mesela kendi şeyinin logosunu basıyor. Hangi şeyden kaçtığını. ateşle. Ona da bir standart getirmişler. Yani Damgalar kendi işte şu şu kadar sıcaklıkta olacak işte bilmem ne kağıda değdirdiğinde kağıt alev almayacak sadece rengi değişecek. Yani böyle böyle standartlar falan getirmişler. Şey çok acayip bir kitap yani ben bilmediğim Aynı bir sürü şey öğrendim. yani sen böyle anlatınca açıkçası. Aynen aynen ve çok görseller bir kitap bu arada. Hmm. Mesela şeyden bahsediyor onun sana fotoğrafını çekip açacaktım. Otobüs çok sallıyordu bir türlü çekemedim düzgün fotoğrafını. <laughs> Sonra da unutmuşum. Ee, şey e, e, biliyorsun eskiden endüstriyelleşme yokken e, usta insanların işlerini almaya çalışmışlar. İşte bıçak ustası, kılıç ustası ne bileyim işte e, iyi, iyi pirinç tarlasından mesela pirinç almaya çalışıyorlarmış. O yüzden mesela ilk o çıkan markalar fabrikasyon ürünler daha dandik olduğu için olarak yani bir ustanın elinden çıkmış gibi olmuyor fabrikada üretiliyor o yüzden marka isimlerini hep bir kişiyle bağdaştırmışlar işte Uncle Ben's Rice Aunt hmm. bilmem ne arkasında hep Doktor Ötker mesela arkasında sanki bir adam varmış da bir usta yapıyormuş gibi o yüzden hmm. mesela o markaların isimleri hep böyle şeymiş kişi isimleriyle başlamış sonra hmm. sonra işte şey geliyor branding olayı geliyor orada da mesela çok güzel bir aslında şey tasarım çeliştirisi yapıyor yani. Şu an kapitalist düzene logo tasarımı ve kimlik tasarımıyla ve insanlara işte ihtiyaç olmayan şeyleri satmakla aslında tasarımcı çok büyük bir rol oynuyor kapitalizmin bu kadar vahşi olmasında falan diye. Tek tek şey anlatıyor mesela şeyleri falan koymuş. E aslında diyor yani sen diyor markete gidiyorsun bir sürü çeşit var zannediyorsun. Ve bunlar birbirine rakip zannediyorsun. Ama aslında Arkasında işte Unilever var. Johnson Johnson Mars. var. Böyle 8 tane falan şey var tamam mı? Büyük Holding var. Bunun kendi ürünleri bile, bile, bile rekabet ediyorlar. Yani aynı markanın iki tane farklı mesela bebek bezi var. Ee, sen diyorsun ki bu bunun rakibi diyorsun. Halbuki ikisi de aynı şirkete bağlı. Holding'e bağlı falan. Hani onları falan da güzel anlatmış. Şimdi işte yavaş yavaş herhalde şeye doğru gidiyor. Daha Apple, Maple taraflarına doğru gidiyor. Hmm. Ee, i̇şte mesela burada şey var. Face ID patent görseli hmm. falan. Burada burada full resimli kitap o yüzden hani görsel desteklemesi de çok hoş olmuş. Ee, bayağı hoş yani. Ee, ben Antınca tabi ilginç çekmiştir. Bunu da bu arada beni, bana mentorum Fahri Özkaraman'la Twitter'dan paylaşmış. Oradan gördüm kitabı. Ee, şukusunu da vereyim yani kendisine. Tavsiye ben, için teşekkürler. Bayağı ilgimi çekti kitap açıkçası. Sen böyle anlatınca. Sipariş e, şey verince şey şey böyle şey Fransa'dan mı Hollanda'dan bir adresten geliyor bu arada kitap şey Amazon'dan hmm. da sipariş etsen. Ya işte muhtemelen ee, basıldığı yerden direkt geliyordur. şeyden. Aynen basıldığı muhtemelen. yerden geliyor. Adam özellikle anladığım kadarıyla şey yapmış yani büyük bir publisher'a çalışmamış ki ya da kapitalist bir şey. Adam zaten şey yani marksist bir adam. Yazan adam. Hmm. Ee, solcu diyebiliriz yani. <laughs> Gerçek solcu. Ee, çok şey mesela bir de e, e, bu olaylarla ilgili karşı ee, yani modern tasarımcıların yaptığı ürünlerle ilgili de mesela şey var. Şu mesela çok hoşuma gitti bir Amerika haritası sitesi varmış Native Land diye. Amerika haritası üzerinde mesela hangi bölgeler Kızılderililerdi ve hangi Kızılderili kabilesi aslında orada yaşıyordu. Ve e, yani mesela Pensilvanya'da işte şunlar işte böyle hmm. ayrı bir şey çiziyor. Bölge çiziyor mesela boyuyor falan. O mesela nereleri nasıl yok etmişler onları falan da güzel anlatıyor. Ee, şey hani e, arkasında şurada ürün listesi var. Şu kitabın arkasında. Bunlar hep işte bu e, anti antikapitalist dizayn işi yapan insanların e, isimleri hep onların işlerini falan da listelemiş. Çok değişik işler var. E, daha okudukça da anlatırım yani güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Süper. Sen böyle anlatınca benim aklıma şey geldi. Bu Ben i̇şte bu arada böyle... her şeyi satabileceğim düşünüyorum abi. Ben bir şey <laughs> anlattığım zaman <laughs> Xbox alan da bir sürü insan var. Aslında yok, yok. iyi yok. alırmış benden de ben insanları kandırma konusunda şeyim e, şey. her zaman da çok beğendiğim ve böyle iyi diyebileceğim bir ürün gelmiyor elime yani. Hmm. O yüzden de e, iyi bir satışçı aslında benden olmaz yani özetle. Aynen. Kara çok satamazsın sen. Fazla sen... dürüst olduğum için. Aynen. Ya şey geldi aklıma sen böyle bahsedince şeyin böyle Milka'nın falan çikolataların reklamlarında. İşte şey gösteriyor. Çimlerin üzerinde bir tane inek göstertiyor. Ondan sonra böyle Boy bir inek. tane şef göstertiyor, değil mi? Şey Hı -hı. var böyle. Fındıkları gösteriyor. Adam kokluyor falan böyle fındıkları. Kendisi böyle şeye şey kakaoyu falan eritiyor falan böyle. Sana hakikaten böyle bu şekilde sat. sanki hakikaten yani aldığın çikolata böyle üretiliyormuş gibi satıyorlar da öyle değil abi yani hani gel götür bana evet, şey evet. fındık göster. Yani hani o o direkt o şey reklam Gözüme geldi. Yani sen böyle anlatınca şeyi falan mesela anlatıyor işte reklamcılık şeyi ne zaman fark etti? Ee, ürünün kendisini anlatmak yerine ürünün verdiği deneyimi anlatmak. işte hmm. İşte just do it ya da işte seni çok hızlı koş daha aktif sportif olmanı sağlar. Mesela Nike Nike'ın eski reklamlarında şey falan varmış. İşte kavuşuk taban bilmem ne falan <laughs> yani ürünü anlatıyor. Ayağınız rahat eder ayağınızı vurmaz falan. Biliyorsun zaten eski reklamları yani hep o şekilde. <laughs> Mad Men de biraz dizi olarak bunu anlatıyor. Orada ya görüyorsun yani. işte onun nasıl değiştiğini. Toasted falan diyor işte şey. Lucky Strike'a. Doktorlar yasaklamaya başlıyorlar, reklam yasağı geliyor. Toasted diyor sadece yani diğerlerinden sanki hepsi zaten hepsinin tütünü bir şekilde kavruluyor. Ama bunlar böyle ekstradan hani toasted deyip o şeye lezzete ve deneyime önem veriyorlar. Ee, o yüzden güzel bir kitap yani şey açısından, hani tasarımcı olarak da sen tasarladığın şeyin nereye gideceğini sorgulaman açısından. Bunun biliyorsun bir benzeri de Design for the Real World vardı Victor Papanek'in. Ondan hmm. da bahsetmiştik daha önceden. O da çok iyi bir kitaptır. O daha akademik bir kitap. Bu daha örnekli bir kitap. Daha hikayeli ve örnekli. Bunu okuması daha keyifli. Victor Papanek'i okuması biraz zor. Okuması zor bir kitap. Ama o da bana çok şey katmıştı. Hmm. E, tasarımcı e, gözüyle bakmaya e, birçok konuyu. O şey miydi ya? Bu bizim Teenage Engineering'deki adam sonunda kitap da hediye ediyor. Fikmanın siyasına. Yok o şey abi. E, çatal kaşık o bıçak galiba. Üç tane şeyin nasıl tasarını anlattın ve bunun üzerinden. Ne kitabını Tüm tasarım sürecini Kitabın adını sen paylaşırsın, bakarsın. Okay. E, çatal ve bıçak galiba. Ya, ya ya çatal ve kaşık ya çatal ve bıçak. İki tane ürünün e, tasarım sürecini anlatan ve bunun üzerinden genel olarak bir tasarım şeyi anlatan yani tarihi ve döngüsünü anlatan bir kitap o. O da çok o benim listemde olan bir kitap. Daha henüz okuma fırsatım olmadı. Seviyorum bu tarz kitapları. Çünkü çok hı hı. azlar zaten. Ee, ama mesela biraz böyle gidince 1960'lara, 50'lere, 70'lere falan. E, tasarımcılar aslında çok fazla materyal çıkartmışlar. O kitapların artık baskısı yok. Hı. Ee, yani ben mesela hep böyle sahaflardan falan toplamıştım. Mesela Graham Potter'ın What is a Designer diye bir kitabı var. Pardon Norman Potter'ın Graham Potter başka birisi. Norman Potter'ın What is a Designer diye bir kitabı var. Adam tasarımcı nedir diye. Şöyle 150-200 sayfalık falan bir kitap ve mesela o bana e, tasarımcının ne anlama geldiğini güzel anlatmıştı. O da akademik bir kitap aslında. Ama e, şey çok iyi yani oradaki fikirler çok çok başarılıydı. E, bir dönem ben çok tasarımla da çok uğraştım ve meraklı olduğum için beni böyle felsefik, tasarım felsefesi açısından çok aydınlatmıştı. Bunun gibi böyle bir sürü kitap var o dönemden kalan. Papanek de onlardan bir tanesi. İşte Marshall McLuhan'ın Understanding Media. Ki şimdi galiba Stripe Press tekrardan basıyormuş. O kitabı, bak okuması çok zor bir kitap onu ben yani bir sayfasını bir günde okursun. Gerçekten çok zor bir kitap. Çünkü adam hakikaten çok aşırı derecede fikir atıyor yani ortaya ve böyle senin bütün medyaya, bakış açına böyle bir cümleye değiştirebiliyor. Çok ustaca yazılmış bir kitap o. Türkçe'ye de bu arada Understanding Media'yı çevirmediler ama şeyi çevirdiler. E, Global Village diye bir tane daha Understanding Me'den daha özet bir halini yazdı. Daha popüler kültüre yakın. Global Köy diye onu çevirdiler. Marshall McLuhan'ın. Marshall McLuhan zaten biliyorsun bizim bu Neil Postman'ın falan da bütün kitaplarında sürekli fikir aldığı bir adam. E, hatta şeyde de oynuyor. Woody Allen'ın bir tane filmi var. Meşhur. Bilmem ya aklıma gelmedi de orada bile Marshall McLuhan oynuyor. Ee, sinemada böyle sıra bekliyorlar. Sevgilisiyle Woody Allen. Öndeki adam şeydi işte bu Marshall McLuhan diyor yanlış falan diyor işte böyle böyle fikirleri diyor doğru değil falan diyor. Ne diyorsun lan sen falan diye Woody Allen evde tartışmaya <laughs> giriyor. Sonra gel diyor Marshall diyor. Marshall McLuhan kolundan çekip adamın yanına getiriyor. Marshall McLuhan da diyor ki sen yanlışsın falan diye böyle <laughs> adama karşı tezler sunuyor. Hoştu yani. Annie Hall. Annie Hall filmi. <laughs> E, Annie Hall filminde öyle bir sahne var. Kendisini de görmüş olduk. Bu eski videoları falan çıkıyor. Mesela Marshall sen bana bazen gönderiyorsun. Ya yani adam değil mi? Müthiş bir adam yani. Hani otur sabaha kadar dinle adama. İşte onların kitapları var. Bende de var. Böyle 70 baskıları falan var. Hakikaten o dönemde çok iyi kitaplar yazılmış ve bence e, yeterince ön yüze çıkmıyorlar. Biraz böyle deşilirse çok iyi e, kitaplar bulunabilir o dönemden. Ben olabildiğince işte onları bulmaya çalışıyorum. Hı hı. Belki yeni baskısında dilinde de belki sadeleştirirler biraz. Herkes anlıyor. Evet, size. bu Buckminster Fuller var mesela çok meşhur bir abimiz. Bu geodesik doğum var. Çocukların oyun hı. parkında oynadığı. Onu falan tasarlayan abi aynı zamanda yan gidebilen araba yapmış mesela. Tekerlekler yan dönüyor. Onu... 1920 1925'te yapmış. Yani bilim kurguyu gerçekleştirebilen bir herif. O kadar zeki bir adam. Yaptığı binalar falan var. Ee, işte, tasarım felsefesine fandı hakim mühendislik tarafı var böyle bir abi ee, onun mesela I seem to be a verb diye bir kitabı var mesela hiçbir yerde yok yani hmm. ve basmıyorlardı ben de bulamadığım için mesela okuyamadım ee, hoş hoş şeyler ee, BBC'de de hmm. mesela connection biraz böyle şey atayım ya ortaya sana da link iş çıksın BBC'de connections <laughs> diye çok güzel bir belgeseli var o da mesela böyle şeyi anlatıyordu bize bir bölümünde. Onu da ben torrentten indirdim, seyrettim. Bir şey Burke abinin ismi tam aklıma gelmedi. Mesela plastiğin icadından sonra mesela aslında plastikler önce her şey cam, metal ve ahşap bütün materyaller. Ama tabii bir yandan da maliyetli ve pahalı. Plastik olunca her şeyin plastik versiyonu yapıyorlar. Her şeyin imitasyonu çıkıyor. mesela o çok Gerçekten şeydi yani biz hep böyle varmış gibi davranıyoruz ama plastik çok yeni bulunan bir şey aslında. Ee, o da mesela çok güzeldi. Ee, bunun gibi yani böyle biraz şey yapmış olayım kaynakçamı açmış olayım ee, daha da çok çok daha fazla kitap var da e, okuduğum ve benim kütüphanemde olan onları da başka zamanla bırakalım. Ee, seviyorum yani böyle dizen kitapları özetli. Capstone ee, bayağı kafa açtı. <laughs> Biz böyle biraz sanki bir dizi bir kitap gidiyormuşuz gibi olacak ama e, ben de... Senin... Diziler ve kitaplar bitti o yüzden sen rahat rahat konuşabilirsin. Okey. Ben e, senin tavsiye ettiğin Sugar dizisini seyrettim. Çok Aa. başarılı bir dizi. Konuşabiliriz yani... aslında. Spoilerle de konuşarız. Zaten kimse de Apple TV Plus yok ki. <laughs> Vardır abi şeyde Avrupa'da olan deneyicilerimiz de var bizim. Ama ya, geçen bölüm bahsettik bir... artık seyreden seyretmiştir ya. Bilmiyorum. Ya yani çok spoiler vermeden de bence konuşabiliriz gibi geliyor bana. Ya yani ben hani e, ya belki biraz da hani Apple TV Plus'tan da konuşmak gerekiyor gibi geliyor bana. Evet. Çünkü hani yaptıkları işler nasıl diyeyim böyle ya işte Breaking Bad değil abi yani Game of Thrones değil ama yani sen zamanını harcadığın zaman karşılığını alıyorsun. Yani her zaman böyle sana bir farklı bir fikirler veriyor. Farklı bir kere prodüksiyon işliyorlar. ve görsel kalite artı oyunculuklar çok üst seviye oluyor. O Kesinlikle. yüzden zaten tatmin oluyorsun. Yani diyorsun Kesinlikle. ki mesela değil de ama görsel olarak çok tatmin oldum diyorsun. Aynen aynen. Ya işte ya da işte kostümler oluyor, farklı dilde oluyor, farklı bir ülkede çekiyorlar. Ben şimdi işte bir tane farklı bir dizi daha seyrediyorum. Ondan da bahsettim. Onu da gene şey Japonya'da çekiyorlar. Yani böyle o kültürlerden bir şeyler görüyorsun, farklı sanatsal bir şeyler görüyorsun falan. O açıdan çok başarılı oluyor. Ama dediğim gibi yani böyle wow abi kesin seyretmeniz gerekiyor. Bu dizi tarzı diziler değil. Ama yani böyle farklı şeylerden keyif alıyorsan hakikaten çok beğendiğin bir dizi oluyor. O yüzden de tavsiye edebiliyorsun gönül rahatlığıyla. Sugar'da böyle bir dizi. Sen bahsedince ben de baktım. Yani birincisi oyuncu çok başrol oyuncusu o şeyi diziyi çok iyi taşıyor. İkincisi Muazzam bir klasik Amerikan arabası var. Başrol oyuncusu. Abi o inanılmaz ya. Corvette o, biliyorsun değil mi? Hmm. Çok güzel bir rengi var. Yani üstü açık. Ama klasik Corvette. Yani bizim bildiğimiz standart Corvette'lerden değil. Hı -hı. Biraz daha böyle şey yani. Çok çok hoş bir araba. Nasıl bulmuşlar çok... o arabayı? Amerika'da vardır gerçi. Vardır tabi. Colin Farrell bu arada başroldekiler. E, kimdi başroldeki diye merak eden varsa Colin Farrell ha. oynuyor. Aynen. Ben işte Gelmez benim aklıma böyle şeyler. İkincisi konu çok güzel, ilgi çekici. Ben zaten böyle işte Sherlock Holmes'tan falan gelen hani bir şeyler çözme hani bir kriminal bir şey çözme şeylerini çok seviyorum dedektiflik tarzı. Burada zaten şey özel dedektif olarak çalışıyor kendisi, kayıp insanları bulmak için. Konu da çok güzel. Bir de yani ben daha önce böyle bir dizide böyle bir şeye denk geldim mi? Çok hatırlamıyorum açıkçası. Eski filmlerden, siyah beyaz eski filmlerden sahneler koymuşlar. Ya yani ben bunu Çünkü böyle karakter biraz daha... eski filmleri çok meraklı. Aynen. Bir hobisi yani... var. Eski polisiye filmleri çok seyrediyor. O yüzden yani mesela adam bir yerde bir takibe falan giriyor. O sırada böyle Humphrey Bogart'ın falan bir polisiye filminden birisinin takip ettiği bir sahne koyabilir. 5 saniye. Sonra tekrardan diziye geri dönüyor. Çok hoş olmuş hakikaten. Aynen. Ya şey değil böyle yani. Başlangıcında da zaten siyah beyaz gösteriyorlar bir kısmını dizinin. Daha sonradan tekrardan renkliye dönüyor. Yani böyle nasıl diyeyim şey değil yani. Böyle çok ayrı bir yere böyle yedirmeye çalışmışlar gibi değil hakikaten yani. Dizideki konu neyse dizide mesela arabaya biniyorsa orada da araba sahnesini gösteriyor bir anda siyah Hı -hı. beyaz olarak. Ya ben çünkü öyle dizileri yani filmleri eski filmleri hiç seyretmediğim için özellikle işte o siyah bir, beyaz filmleri hiç seyretmediğim için yani onları da görmek bence e, çok farklı bir deneyim oldu benim açımdan. E, o da çok hoşuma gitti. Daha sonra konunun farklı bir yere evrilmesi, e, biraz böyle insanlığın Altıncı sorgulanması bölümde. aynen bir süre sonra o bambaşka bir seviyeye ulaştı. Şeyde de aynen Çok bu başka bir yere oldu. gidiyor ama dizi ya. Hı. Aynen. Dark Matter'da da aynen bu şekilde oluyor. Yani diziyi seyrediyorsun abi. Okey. Ya yani tahmin edebiliyorsun aşağı yukarı nere olacağını. Ama orada da gene ya 6 ya da 7. bölümlerde falan böyle ipin ucu çok farklı bir yere gidiyor. O an abi şey oluyorsun böyle. Lan ne, ne hale geldi dizi? Bir anda böyle yani atıyorum dizi böyle A7 seviyesi falan. Muhtemelen bu seviyede devam edecek gibi. Bir anda 9'a mı gidiyor dizi falan gibisinden oluyorsun burada da benzer şekilde. İşte Dark Matter'sta da benzer şekilde. Şimdi bugün şey de seyrettim. Plus'in de seyrettim. Orada da yanlış hatırlamıyorsam gene bir 6 ya da 7. bölüm oldu. Orada da hakikaten acayip bir şey oldu şu anda. Hani cliffhanger da oldu. Şimdi bir, bir sonraki haftaya bekleyeceğim oradaki bölümünü de seyretmek için. Sugar hı hı. dizisine de gene benzer şekilde oluyor ve dediğim gibi çok yani hiç beklemediğim bir yol yere gidiyor. Ben böyle dizileri daha da çok seviyorum. Çünkü evet. tahmin edebildiğim şeyler oluyorsa sıkıcı oluyor açıkçası dizi benim için. Şaşırtabiliyor bu dizi de seni. O açıdan hani şey de düşünüyorsun lan devamı gelebilir mi acaba dizinin? Onu da düşündür, çok iyi düşündür Sonra acaba burada bitmiş de olur. aslında. Bitirseler de çok böyle şey olmaz. Bilerek öyle yapıyor. Çünkü muhtemelen Apple daha sezon yayınlanırken ikinci sezon siparişi falan vermiyor da çekilirken önce yayınlanıyor sonra bakıyor datalara. Tim Cook abimiz biliyorsun data sever zaten. Bakıyor <laughs> <Excel> datalara. <açıyordum. gülüyor> Aynen. Ondan sonra bunun ikinci sezonu yapılsın diyorlar. O yüzden de senaristler hep şey hani cliffhanger var biraz ama yani bir tatmin edici bir son da var. Mesela Aynen. Sugar da öyle bitiyor. Yani şimdi Sugar bitirdik de sana dersin ki olan her şey havada kaldı demezsin yani. Aynen. En azından bir hikayeyi bitirmiş oluyor yani. Birinci sezondaki o gizemi işte kayıp bir kız var yani neticede buluyorlar yani ne olduğunu kıza ee, o konuda tatmin oluyorsun biraz Apple'ın yaklaşımı ile alakalı olabilir olabilir o açıdan ben de tavsiye ediyorum ee, bir de işte Sunny diye bir tane diziye başladım orada da e, e, eşini ve çocuğunu işte bir uçak kazasına kaybeden bir kadının daha sonra işte bir robotla olan e, ilişkisini göstertiyor ciddi mi bir kadının rolü? Çünkü Rashida Jones genellikle yani Parks and Recreation'dan falan biliyoruz. Yo, bayağı ciddi bir kadın. Yani, bayağı. Ha. Aynen. İyi, yani güzel. biraz şey ama nasıl diyeyim ters bir kadın. Komik anlamında böyle hani davranışları falan çok farklı. Bir de hani Amerikalı olarak Japonya'ya yerleşmiş bir hmm. insan olarak oynuyor rolü. bir de işte şey var yani hani yapay zekalı böyle nasıl diyeyim hani tekerlekler olan falan ee, başında da yüzünde de böyle aslında emojilerin kullanıldığı e, robotlar var e, zeki bir robotlar çok fazla daha hikaye hani çok fazla ilerlemedi ben daha iki bölüm falan yayınlandı daha bugün ya, bu arada hikaye de, şöyle genel anlatalım bir kadının çocuğu ve kocası uçak kazasında ölüyor aynen. Onu Aynen sonra kocasının şirketinden geliyorlar diyorlar ki ha. senin kocan bir robot yapıyordu o robotu sana veriyoruz diyorlar aynen ben çok benim kocam diyor diyor makinacı değil mi diyor o asansör tamir etmiyor muydu benim öyle bir işi Buz var işte. Buzdolabı. Aslında. Neyse işte. Tamam abi, o kadar da ezberlemeyeyim artık fragmanı bir defa seyrettik işte. <laughs> Ondan sonra yok diyorlar senin diyorlar kocan robot tepeti bu robotu da senin için yapmıştı falan. Ya bu arada bununla ilgili abi Disney çizgi filmi var 3 boyutlu. Bir Hero 6 hmm. seyrettin mi? Aa onu seyretmiştim. Baymax var beyaz robot. Aynen aynen. Abi aynen. ölüyor çocuğun. Çocuk mikrobotlar falan yapıyordu. Aslında biraz Biraz benzer yani hikaye olarak. Olabilir. işte anladığım kadarıyla robotun peşine düşen insanlar falan var. Robotta bir şeyler var. Ee, diye fragmanı anladığım kadarıyla bu yani. Fragmanı özetledim bu arada size. Yok ya konu çok formülle çok daha acayip bir noktaya gidiyor böyle cinayetler. Abi güzel zaten ya. öyle olmasın. Yani lazım. orada... Mesela Netflix dizilerinin Aynen. tam tersi bu bu arada. Netflix dizileri çok iyi başlıyor. Fragmandan seyrediyorsun diyorsun ki ulan bu baya iyi fikir. Dizi çok iyi gözüküyor. İlk bölümü seyrediyorsun çok hoş. İki falan derken bir yatırım yapıyorsun ya yani, zaman yatırım yapıyorsun. Sonra abi altıdan sonra bir batırıyor. Diyorsun ki ben bu diziyi niye seyrettim Allah kahretsin size. Yani 10 bölüm niye dayandım ben bu diziye diyorsun. Apple dizileri daha yavaş başlıyor. Aynen. Ya bundan ilginç bir şeyler çıkabilir devam edeyim falan diyorsun. Mesela Sayo falan da bence öyleydi. Sayo da belli bir yerden sonra belli gizemler açıldıktan sonra bir noktaya geliyordu. Apple tam anti netflix pattern yani anti pattern. Aynen, aynen. Ya orada ama çoğu zaman şeyde düşünüyorsun. Ya ben mesela işte Sugar'ı biraz izledim. Ondan sonra bilmiyorum ne oldu kapattım yani. Şey yapmadım, devam etmedim. Hani sen söylemeden önce ben de şey yapmıştım hmm. böyle izlemeye başlamıştım biraz. Ya dedim ha dedim tahmin ettim ya muhtemelen şöyle şöyle şeyler olacak herhalde falan böyle. Yani çok Yok, şey hiç yapmadım. tahmin edilebilir değil. Da. Aynen. Ondan sonra sen tekrar söyleyince dur dedim, bakayım bir daha dedim. Ondan sonra öyle izledim. Ama dediğin çok şeyde hakikaten seyredebiliyorsun. Bazen mesela birinci bölümü seyredip bulan izlemeye Snow devam etsem mi ne diye. Slow Horses'da hiçbir şey yok. Slow Horses <laughs> bir dizi yani. Yavaş at bir dizi yani. yani hiçbir şey olmuyor abi ilk bölümde. Öyle öyle. Ha. Ama bir tane da... gıcık bir uyuz bir herif var. İşkence diyor altındakilere. Çok, çok acayip yani o dizi. Yani şeyi beklemezsin abi. O dizinin böyle kaç dördüncü sezonunu mu sipariş ettiler? Beşinci evet, sezonu Evet üçüncü sezon çıktı işte. Yani dördü sipariş ettiler. şey aynen e, söylüyor Apple. For All Mankind de öyle etti. mesela. İlk sezonu falan çok bayık For All Mankind'den. Abi aynen yani hiç beklemiyorsun ama bir anda dizi seni çok şey yapıyor yani sarıyor yani. Ee, çok basit bir hikayede bile sarabiliyor seni. Çünkü yani bilmiyorum dediğim gibi prodüksiyon kalitesi bir de oyuncu seçimleri zaten ya yani top level oyuncularla çalışıyorlar zaten. Evet. Her bir dizide bir tane böyle. Bu arada o çok iyi şey çekiyor abi. İzleyici izleyici çekiyor. Ya mesela Jack Gyllenhaal oynamasa Presumpt Innocent'ı seyreder misin abi? Yok yani abi. Jack Gyllenhaal'ı görünce diyorsun ki ulan oğlum bu adam dizide oynamış lan. Hiç Yok, dizide oynamayan adam. Hakikaten seyretmezdim. Yani gerçekten onu çok başarılı ya bir şekilde yapıyorlar. İlk dizilerinde abi Steve Carell ile Jennifer Aniston olmasa Reese Witherspoon olmasa Morning Show'u kim seyrederdi abi? Yok. Doğru. Doğru. Yani. Onu muhtemelen iyi, çok iyi para gömüyorlar. Oyuncuları oynatabilmek yani. Özellikle işte şimdi Brad Pitt gelecek, George Clooney gelecek falan böyle yani. Hmm. Matt Damon falan yani. oynamayan yok gibi bir şey şu an galiba. Aa, onun şeyinde çektiler ya. Ha, e, reklamını çektiler. Yokum, ben... Şu neydi? Dün'deki. Paul... ve şey. Ha. Aynen. On, onun dizisi daha çıktı mı? Ben de bunu oynarım. Bunu ben de oynarım falan diyordum, değil mi? böyle. Aynen. Aslında bu rolü ben de oynarım falan diyor. Şeye düşünüyorum. Onun çıkacak da bir tane dizisi ya da filmi mi gelecekti? yani filmi gelecek galiba. Aynen. Çıktı mı çıkmadı mı? Çünkü her şeyi takip edemedim. Bir ara iptal ettim ya ben. Önceden ben çıkan her şeyi takip ediyordum da şimdi. Will Smith bakacağım. yok ya şeyde. Apple Abi, TV Plus'ta. Olur mu? Will Smith'in filmi var. Hadi Will Smith'in filmi var. Hatta <laughs> sana Eman şöyle şey söyleyeyim. Slow Horse's'ı kim yazıyor? Kim yazıyor? Will, Will Smith. Smith yazıyor. Doğrudur. Yanlış hatırlamıyorsam Will Smith de. Executive producer olarak gördüm de Yazar olarak yazarı da mı? sanki oydu diye hatırlıyorum. Sen bakarsın hızlıca belki. Ee, öyle hatırlıyorum ben ona çok şaşırdım. Yani vay dedim. Yok bunun Wilson. Aynen yanlış hatırlamıyorsam Slavors yazandı kendisi. Aynen. Hmm. Ya tekrardan Hiç... bir şey yapalım. Ben gene burada şey yapmayayım da ben hafızam kötü yani hani bu şekilde hatırlamıyorum. Onu görünce şaşırmıştım. Şeylerde falan hep öyle oluyor artık. Yani hep onun dizilerinde yapımcılara falan bak abi orada da hep şey tanıdık isimler çıkıyor. Sektörden yani, isimler böyle... var. Aynen yani eski oyun, çok sağlam eski oyuncular falan çıkıyor. Yani bence iyi tutturdular yani iyi gidiyor. Ee, ben şu anda işte kaç, 2-3 tane böyle takip ettiğim diziler de var. Ee, fiyatı bence hala pahalı açıkçası yani. Ben o yüzden şimdi şey de aldım, Apple One paketi aldım. Kaç, 15 euro mu ne ödüyorum işte. Ee, iCloud Apple Music, Apple TV toplamı. En azından şey yani böyle e, 4K seyrediyorsun e, Dolby Atmos falan yani. Hani kalite anlamında da çok iyi orada. İyi süper. Var mı Son başka olarak, şey? Aynen, Oyunlara bir geç, geçelim istersen. Üzücü haberimiz. <laughs> üzücü haber mi? Ha, fiyat, fiyat artışı. Artışından dolayı. Aynen. Game Pass'in e fiyatları arttı. 209 liradan 309 liraya çıkarttılar. Ultimate'ı. Ee, ve yeni bir tier geldi. Ee, bu arada 309 liraya mevcut üyeler için hemen çıkmıyor. Eylül'de çıkıyormuş. E, ama yeni kullanıcı için direkt 309 TL'den başlayacak. Bir de yine yeni e, kayıt olanlar için konsol Game Pass'ine yeni bir TL getiriyorlar. Bu TL'de de e, yeni bir paket getiriyorlar. Bu pakette de oyunlar ilk çıktığı gün Game Pass'e gelmiyor. Diğer firmaların oyunları geliyor. Microsoft'un kendi oyunları ilk çıktığı gün gelmiyor. Bunu da tabii biraz Call of Duty için yapıyorlar. Çünkü Call of Duty e, ilk çıktığı günden Game Pass'e gelecek diye insanlar düşük fiyattan Game Pass'e iyi olursa bu sefer belki 1-2 milyar dolarlık bir satışı kaçırmış oluyor Microsoft. Bu yüzden de hem fiyatı arttırıp bir noktada hani alacaksın ciddi bir şekilde Ultimate'e abone ol ya da sana bir alternatif sunuyoruz. Yani Day One oyunları olmasın ama işte bir, sürü indie oyun, third party oyun. Bunları oyna diyorlar. Tabii çok isimlendirmeler falan çok kötü olduğu için Hmm. aşırı kafa karıştırıcı bir durum var yani e, kim neye üye olacak şu an kimse bilmiyor yani ben ultimate'den devam edeceğim hmm. zaten de böyle bir durum var e, Standart core e, core şey e, core şey multiplayer oynamak için aldığım paket içinde bir de ekstradan böyle 35 tane falan oyun hmm. ama çok iyi oyun yani bu arada onlar yani indie klasikler falan var içinde 35 tane oyun veriyor. O çok cüzi bir fiyatı var. 5 dolar mı 3 dolar mı Amerika'da öyle bir şey var. Onun için işte bu, hep Microsoft'un serverları üzerinden çalıştığı için multiplayer oyunlar. Hani onun şeyini alırsın senden hizmet bedelini alıyor gibi düşünebiliriz. Bedava oyunlarda zaten yok. Mesela Fortnite falan oynuyorsan işte Rocket League falan gibi bedava bir oyunsa o zaman zaten Game Pass Core gerek yok. Onu direkt multiplayer oynayabiliyorsun. Ama eğer ücretli bir oyunsa o zaman da multiplayer oynamak için core e, alman gerekiyor. Ya e, ya Ultimate'da çok fazla oyun çıkıyor ve ben hani çok fazla oyun denediğim için yine ödemeye devam edeceğim ama şu family planını şu an sadece birkaç ülkede var family planı. Hmm. Onu artık tüm dünyaya açmaları lazım. Çünkü ben yani benim kız kardeşim de Xbox'lar o kendisi ödüyor. E ben hanımınkini ödüyorum, kendiminkini ödüyorum. Yani bir tane family alsak en azından iki, yani 600 lira bile olsa 900 lira demekten iyidir yani. Diye tabii. düşünüyorum. Bu tabi hani 3 yıllık falan stoklamıştı. Onlar tabi mutludur. Ben zaman onları laf etmiştim. Hayal, hayal ediyorum. Ben bu arada yani sonuçta bir enflasyon ve bir ekonomi var. Ben ödemeye devam edeceğim 300 liradan. Ben bilerek 3 yıllık almadım yani. Çünkü bu iş sustainable, yani sürdürülebilir olmadığı noktada yine fiyat artışı olacak. Hı hı. Oğlum herkes 3 yıllık aldı. Dur şunu 400 lira yapalım da hani süresi biten ona göre fiyatla gelsin falan diyecekler. Ee, o yüzden ödemeye devam edeceğim. Ee, bir noktada indie oyunların da birçoğunun yapılmasına önayak olduğu için. O da benim hoşuma gidiyor yani. Bir indie oyun mesela bütçe sıkıntısı çekiyor. Game Pass'e gelmeyi kabul ederseniz. Atıyorum 500 bin dolar, 1 milyon dolar ateşliyorlar hesabına oyun firmasının. O da onlara tekrardan bir can suyu oluyor oyunu bitirmeler için ekstradan bütçe oluyor. Bunlar önemli şeyler yani. bunları yaptığını bildiğim için Microsoft'un ee, ödeme ödemeye devam ediyorum diyelim. Ee, onun dışında bu Xbox'ın konsol pazarlama sitesini yazmışsın. Şöyle bir sunum çıktı dediler ki EMEA bölgesinde yani Avrupa, Orta Doğu ve Afrika mı oluyor? Aynen. Oluyor. Europe, Middle East Afrika. Afrika, aynen. Aynen. Bölgesinde pazarlama stratejimizi değiştiriyoruz. Konsol pazarlaması yapmak yerine daha çok işte Game Pass ve Cloud üzerine bir pazarlama yapacağız demişler. ya Bu şöyle zaten sıfır olduğu için burada pazarlaması bu bölgede. Yani değiştirdikleri de Belki pazarlamaya başlayacaklar diye anlıyorum. Yani konsol reklamı yapmak bu konsol satmayacağız anlamına gelmiyor. Sadece pazarlama stüdisini değiştiriyorlar. Yani reklam olarak billboardlarda Xbox Series X görmek yerine Game Pass göreceğiz, Cloud göreceğiz demek. Umarım. Ee, çünkü Doğru. daha önce hiç şeylerini görmedik abi. Starfield çıktı hiç reklam yoktu yani billboardlarda falan. Evet, hiç evet, oyun reklamı yani yoktu reklam yani. Reklam yani. konusunda çok sıkıntılılar. Ee, i̇şte umarım buraya birazcık da para harcarlar. Çünkü buradaki pazar da yani hem parası olan özellikle Avrupa pazarından bahsediyorum. Middle East e aynı şekilde bence. Middle East'de de çok iyi bir kitle var. Özellikle Suudi Arabistan ve Arap emirlikleri gibi zengin ülkelerde çok oyun oynuyor insanlar ve orası tamamen PlayStation'ın şeyinde kontrolünde, himayesinde oraları kazanmak açısından güzel olabilir. Bir strateji değişikliğine gidiyorlar. Şimdi tabii ki yani Microsoft'un genel olarak bir şeyi var. Diyorlar ki ya biz bu Activision Blizzard'a 68 milyon dolar para harcadık. Bizim bu parayı kazanmamız lazım. Game Pass'in sürekli büyümesi lazım. Game Pass o kadar hızlı büyümüyor. Game Pass o kadar hızlı büyümediği için bizim bir şekilde tekrardan bunu paraya dönüştürmemiz lazım diyorlar ve eski yönteme de dönmek istemiyorlar yani. Eski yöntem şudur. Dersin ki ben ee, yeni çıkacak oyunumu sadece Xbox konsoluna çıkartıyorum. PC'ye çıkartmıyorum. İşte bir yıl boyunca sadece Xbox'larda olacak dersin. O oyunu oynamak isteyen insanlar özellikle böyle büyük oyunlarsa ee, direkt konsol almayı tercih edebilirler. Mesela Hı -hı. GTA öyle yapıyor. Diyor ki önce PlayStation 5'te Xbox'a çıkartacağım. Sonra bir sene sonra, iki sene sonra PC'ye çıkartacağım diyor. O da konsol satışlarına çok büyük bir etki tabii ki pozitif anlamda. E PlayStation zaten bunu yapıyor biliyorsun yani. Oyunumu sadece PlayStation 5'e çıkartıyorum. Bir sene sonra PC'ye getireceğim diyor. O da yine konsol sattırıyor. Microsoft bu yöntemi seçmek istemiyor. Diyor ki ben de herkese açayım oyunlarımı herkes oynasın. E bazı oyunlarını PlayStation'a da getirdi. Bu arada Sea of Thieves son iki aydır PlayStation'ın en çok satan oyunu oldu yani Call of Duty'leri, Roblox'ları bilmem neleri falan geçti yani. Minecraft'ları hmm. falan geçti de bilmem. FIFA'yı falan Bikir, geçti yani. Insanlar. Hem Avrupa'da hem Amerika'da bu arada. O da bir ilginç. Ee, o yüzden Microsoft da o bak buradan da para geliyor falan deyip e, özellikle bu tarz böyle e, in-app purchase'ı bol e, paraya sattığı böyle multiplayer deneyimleri PlayStation'a getirmek isteyecektir. Çünkü anladığım kadarıyla üst yönetimden ya biz bu kadar para harcadık Xbox'a bu parayı bize bir şekilde geri döndürmeniz lazım gibi bir emir gelmiş olabilir. Ee, sebebi de bu olabilir diye düşünüyorum ama konsol tarafına Microsoft diyor ki biz konsol tarafını asla bırakmıyoruz çünkü konsolda hala daha oynayan ciddi bir kitlemiz var. Benim en son bildiğim kadarıyla PlayStation 5 60 milyona yakın satmışken Xbox konsollarda yaklaşık 30 milyon 35 milyon civarı falan satmıştı. Doğru olmayabilir tam rakamlar biraz daha düşük olabilir Xbox. Ee, ama e, hala da yani bu da düşük bir kitle değil ya, 25 milyon diyorsun. Ee, ve bu insanlar sürekli oyun alıyorlar yani. E, Red Dead Redemption'ı alıyor, bilmemesini alıyor. Bunlardan da para kazanıyor Microsoft. Bu arada mesela şey istenen şey tezin var. İşte zarar ediyorlar konsollarda. Öyle bir şey yok artık. O ilk çıktığındaydı. Artık Microsoft konsol satışlarına zarar etmiyor. Çünkü konsol üretildikçe e, maliyeti düşüyor. Mağlütü düştükçe de kar etmeye başlıyorlar. Yani şu an Microsoft mesela e, Refurbished Xboxları Series X'ten bahsediyorum, 340 dolara falan satıyor Amerika'da Refurbished'leri. Yani onda bile break even olması lazım yani o o kadar kar elde ediyor olması lazım. O eski şeyi yok. Yani Microsoft diyor ki biz konsol üretmeye devam edeceğiz. Hatta şimdi asıl e, podcast'in içerisinde ufak e, bahsettiğim olay. Microsoft'un bir yeni bir işletim sistemi üzerine çalıştığını, bu işletim sistemin içerisinde Windows'un sadece core modüllerinin olup, üzerine Xboxın UI'nin olduğu bir yapıda olacağı söyleniyor ve buna ekstradan app'ler, yani sadece Xbox OS gibi değil, Windows artı Xbox OS gibi olacağı ve e, bu işletim sistemini Asus, e, Valve, e, çünkü Valve'da Steam Deck yapıyor biliyorsun, işte ne bileyim, MSI falan gibi handheld donanım üreticilerine lisanslayacağı söyleniyor. Yani Microsoft kendisi bir donanım yapmayacak. E, işletim sistemi yapacak ve bu işletim sistemini Xbox Store ile birlikte bu markalara lisanslayacak. Bu markalar üretecek. Lojistiğini dağıtacak. Mesela Asus'un Türkiye'de distribütörü var. Satış ağı var. Resmi olarak getiriyor. teknik servis verebiliyor. Şimdi Microsoft bunu kendisi yapmaya kalksa Zaten Yapamaz. pazarlama bile yok yani ülkelerde. Distribütörler üzerinden yapması lazım. O distribütörlerin de sürekli kontrolünü sağlaması lazım. O bile zaten Microsoft'u çok yoran bir şey. Ee, o yüzden bilmem Belki kendisi de yapabilir. Ee, ama şu an rivayetler bu şekilde işletim sistemi yapıp ee, işte Steam'deki mesela bu işletim sisteminin direkt one click kurulabilecek bir yapıya getirmek. Böylece o, hem Steam oyunlarını oynayabiliyorsun hem Xbox Store'un var içeride hem Xbox oyundan oynayabiliyorsun gibi bir yapı düşünüyorlar. Ee, mış e, mesela ve bunu bu sene duyuracaklarını da söylüyorlar 2024 içerisinde. Ee, bilmiyorum mesela bu ilginç bir gelişme olabilir çünkü şu an biliyorsun yani Steam Deck e, çok yaygın bir ürün değil. Nintendo var şu an bir tek el konsolu pazarında. Microsoft'un bu şekilde kadarıyla... girmesi... İyi de satmış bir cihaz yani Steam'deki yani seveni çok var. Tabii gördüğüm. tabii var. Ee, tabii o şey abi, kadar Nintendo değil yani. Nintendo Switch 170 milyon falan 160 tabii, milyon tabii mi değil o, en son yani. Abi ama o yani kaç yılların şey yani Steam ilk defa hani böyle bir şey üretiyor. Ee, şeyi ben zaten söylüyordum abi yıllardır yani ben keşke o işletim sistemini şey de getirirler umarım. PC'ye falan da getirirler. Ya yani ben istemem, istemiyorum, sevmiyorum abi. Ben zannetmiyorum. Lisanslayacak diyorlar çünkü. ya yani parası falan. neyse veririm abi bunu da. Yani 100 dolar olsun şey olsun yani şu Windows kullanmaktan kendimi alıkoyabileceksem yani o Xbox işletim sistemini ben de kurarım PC'ime açıkçası. Yani çünkü hakikaten yani nefret ediyorum Windows kullanmaktan. O, açı, o, açıdan güzel bir şey olmuş. Ben niyeyse kaçırdım bu haberi bilmiyordum. şeyde de bir de fiyat konusunda şey atladık. O benim bence biraz aklımı karıştırdı. Çünkü Xbox kullanıcısıysan, Day One oyunlara sahip olmak istiyorsan, PC kullanıcılarından Ultimate daha fazla. Aynen. PC evet. kullanıcılarından daha fazla demek zorundasın. Bence bu çok büyük bir ayıp yani. Çünkü konsol sen Xbox alan insanlar çok büyük bir ayıp evet. Aynen yani. Çünkü konsol alan bayağı senin hani ekosistemine girmek isteyen bir kullanıcı. O kadar para harcamış. Bir de zaten ben şeyi hala açıkçası düşünüyorum. Xbox'ın donanım anlamında kar elde ettiklerini sanmıyorum. Ama şeyden kar elde ettiklerini biliyorum. Kontroller satıyor, kulaklık satıyor. İşte Konsolun da ediyor özel... artık. Yani Series S için söylemiyorum. Series X için kara geçtiğini okudum yani. Olabilir, olabilir. O konuda haklı olabilirsin. Ama este bilmiyorum. Yani 200 dolara sattıkları şeyden, yani onu onu şey çıkmazmış gibi geliyor. Yani donanım Kesinlikle maliyeti fiyatı 300 işte diskantla miskantla 200'e sattıklar, 250'ye 200'e sattıklar oluyor. Aynen. Yani oradan parası çıkmazmış gibi geliyor. O yüzden de parayı şeyden çık, fiyatların artışının nedeni benim tahminim tabii ki bunlar ee, şeymiş gibi. Çünkü donanımdan sen parayı kazanamıyorsun. Oyunu da satmıyorsun artık. E, Millet çünkü Game Pass alıyor çünkü çok güzel bir deal. Ee, ama hmm. Game Pass'ten kazandığın parayla şeyden kaybettiğin parayı çıkartıp kar elde demiyorsun. Haliyle de fiyat arttırıyorlar ki bir şekilde daha hani şey olandan bile kar elde edelim diye. Benim tahminim de e, bu fiyat farkının olması ben buraya da yazmışım. Yani PC'ye sahipken PC'ye sahipsen devan oyunlarına erişmek istiyorsan 12 dolar ödüyorsun. Xbox sahibiysen 20 dolar ödüyorsun. Yani arada bir 8 dolarlık fark var. Yani benim tahminim de bu farkı işte çünkü donanımdan kar elde etmiyorlar. Bu farkı da bu şekilde çıkartmaya çalışıyorlarmış gibi geliyor. Onunla ben çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Şundan dolayı abi şimdi PC oyuncusu zaten biliyorsun yani PC'de oyunlar falan daha ucuz diğer konsollara göre. E, PC oyuncusu birazcık bu tarz şeylere çok tepki gösteren bir kitle. Yani bu Sony'nin işte en son Helldivers'da yaşadığı mevzuyu biliyorsun yani hmm. bir tane Sony Playstation ekranı açmanız gerekiyor oyun oynamak için bundan sonra dediler oyunun Steam review'ları %20'ye düştü yani pozitif ee, %90'lardan ee, sen nasıl bizden böyle bir şey istersin diye böyle bir tarafı var yani bir deli manyak bir tarafı var PC oyuncularının ondan çok çekiniyorlar yani PC'de de mesela 20 dolar yapsalar Kimse bu sefer Game abi. Pass abonelikleri seri bir şekilde iptal edileceği için bundan korkuyorlar Yoksa Olaymış. şeyden dolayı değildir bence yani ondan kar ediyoruz etmiyoruz mevzusu değildir. PC çok zımpatamıyorlar. Olabilir ama yani böyle 8 dolar da fark olması şey olarak yani sen ben Bir adam e, gerçi... şunu düşünüyor Windows satıyorum ben diyor tamam PC'deki adamın da oynanması için diyor, Windows alması lazım diyor. Ben yine bir şekilde diyor adamdan paramı almışım diyor öyle düşünüyor da olabilir tabi. Olabilir. Ama Xbox'tan Xbox satıyor yani daha daha pahalı yani hani Windows oranla. Ama işte dediğim yani ben gibi ben şöyle... oradaki kar oranına aynı değil. Çünkü Windows lisansında kar oranı abi yani yok yani hani şey yok. Ee, kar marjı çok yüksek. Yani maliyeti yok hani donanım gibi maliyeti yok. Abi ben Microsoft Xbox üretmeye devam ettikçe piyasadaki en güçlü Xbox neyse onu alıp oynamaya devam edeceğim. Çünkü yani bu kadar rahat büyük bir rahatlık yok dünyada yani tuşa basıyorsun. 4 saniye sonra oyundasın. Hadi arkadaşlar asmadık diyorsun. Kapatıyorsun. Dur bir dakika Windows güncelleme yapacak falan bile demiyor yani. Tamam mı? Alet. <laughs> <laughs> evet. Tamam, yani kapatıyorsun. Biliyorsun ki oyunların kaldığın yerden devam edecek. Save'leri kaybolmadı. Hepsi cloud'da kayıtlı. Yani biliyorsun biz Mac'i için kullanıyoruz Mac'i? Yani ekranı açıyorum sabah. işimi yapmaya başlıyorum değil mi? 3 saniye sonra ideyi açıp kodu yazmaya başlıyorum yok bilmem ne driver'ı eskidi yok zart yüklenecek yok bilmem ne hatası yok antivirüs tarama yapıyor o yüzden CPU kasıyor Biliyorsun ya bunlar Windows'ların genel problemler. Bunların i̇şte hiçbirisi olmadığı için zaten yani. seviyoruz. Yani Aynen. yoksa oradaki pikselin rengini bilmemesine, kaşına gözüne değil yani. Adam seninle işin arasında şey engel değil yani. Aynı şey konsollar için de böyle yani. Xbox oynadığım zaman benim oyunumla benim aramda herhangi bir engel oluşturmuyor. Ortadan kalk, kaldırıyor engelleri. Ha yok grafikler son kalite değil. Çözünürlük 4K değil atıyorum. Ya bunlar beni çok ilgilendiren şeyler değil. Ben adam vuruyorum abi. Adamı hızlı vurabiliyorsam benim için sıkıntı yok yani. Ki yani Call of Duty'ler falan zaten 120 FPS'de çalışıyorlar. Benim konsolda. Monitörüm de var. Klavye mouse bağlayıp oynuyorum oyunları. Şimdi bilek sak sakat olduğu için doktor kontrolü çok kullanma dedi klavye mouse'u şeyle pad yastıkla oynuyorum. Ee, gayet de güzel oynuyorum yani PC gibi. Takılıyorum burada. O yüzden yani üretmeye devam edeceklerini söyler. Yani en az iki jenerasyon daha üretmeye devam edeceğiz dedi. En az iki jenerasyon. Hmm. Yani Phil Spencer'ın böyle bir şey Çünkü iki jenerasyon sonra zaten ben ne demek 15 yıl geçecek. O zaman belki beynimize takacaklar Xbox'ı bilmiyoruz ki yani. <gülüyor> <gülüyor> Anladın <mı? gülüyor> Yani çip takacağız onu yukarı böyle devireceğiz gözleri oynayacağız. <laughs> ne bileyim abi şimdi bilmiyorum ki 15 sene sonra teknoloji. O yüzden adam iki jenerasyon söz verdi yani. Vallahi hani, e, tabii ki değişebilir yani. Bilmiyorum. E, mesela Hellblade falan çok az satmış satış olarak. Oynayan insan sayısı çok fazla Game Pass'ten dolayı ama satışları çok düşük oyunun. Muhtemelen yani maliyetini bile karşılamadı oyun. E, bunlar tabii düşündürüyordur Microsoft'u bir noktada bakalım göreceğiz. Yani bu vaat oyunları bir çıkartsınlar da yani Game Pass o zaman zaten parasını çıkartan bir servis olacak. Ama bugün Game Pass'i biz kapatıyoruz deseler ben yine şey yaparım yani yine full price alırım. Nintendo nasıl alıyoruz oyunları? Xbox'ı da hani şunu oynamak istiyorum, bunu oynamak istiyorum deyip alırız yani. Yapacak bir şey yok. Hı hı. Ama Game Pass'e full dedik gidiyorlar. Game Pass'ten çok para kazanacaklarına eminler. Bak pazarlamayı da bu doğru kaydırıyorlar. Bir de şimdi işte Fire Stick ...diye bir şey çıkarttılar Fire TV Stick diye... ...Amazon'un... ...Amazon'un entegrasyonu çıkarttılar... ...aynen hmm. getirdiler... ...Xbox kumandası alıyorsun bir tane hatta Amazon Bundle satıyor... ...televizyona bir tane... ...HDMI dongle takıyorsun... ...direkt cloud üzerinden oyun oynuyorsun... İşte konsola hiç gerek yok falan filan gibisinden... ...bir reklam mantığı da var... ...çünkü abi bazı insanlar gerçekten... ...500 dolar verip de şey almak istemiyor... ...konsol almak istemiyor ona bile parası yok... ...ben de ciddi oyuncu değilim arada diyor... ...telefonda diyor kendi Crash oynuyorum diyor... Microsoft o da bunu cebine girmeye çalışıyor. Yani bu cloud Hı -hı. stratejisini hep böyle algılamak lazım. Benim yani, arkadaşım Mac'de oynuyor abi. Yani MacBook'unda açıyor, orada oynuyor oyunlarını. Ha yani Controller almış. Aynen. Yani telefonlu olan çok fazla insan var çünkü dünyada kaç milyar tane akıllı telefon var. Ee, adam diyor ki yani ben diyor satmaya kalksam dünyanın en başarılı konsolu olsa diyor satacağım, satacağım 150 milyon satacağım diyor yani. Nerede diyor 3 milyar, 4 milyar telefon? Nerede diyor 150 milyon? Ben diyor o Hali hazırda satılmış dolanama girmeye çalışayım. Oradan abonelik satayım, oradan paramı çıkartayım diyor. Ee, çok kötü bir strateji değil Microsoft açısından bakarsan. Ama Hı -hı. böyle çok oyun severler için tabii ki eğer işte konsol stratejisi falan e, sıkıntıya girecekse bizim için biraz sıkıntı açıkçası. Ama yani Phil Spencer her zaman şey diyor, yani, her, oyunun donanımla render edilmesi her zaman benim tercihimdir diye. Kendisi de söylüyor. Hani o bir alternatif olarak Cloud'u Sunuyorlar sunacaklar zaten Türkiye'de falan da yok yani her ülkede de yok. Ya ben WWDC'de duyururlar diye bekliyordum açıkçası çünkü Apple hani artık izin vermeye başladı ya bu tarz e, hı hı. cloud gaming sistemlerinin App Store'a gelmesine. Bence orada yani baya bir rakam çıkabilirmiş gibi geliyor ben şaşırmam açıkçası yani Game Pass kullanıcı sayıları bir anda 150 falan artarsa iPhone'a falan getirebilirlerse iPad'e abi, iPhone'da öyle bir şey olmuyor çünkü şimdi bak iPhone'a Resident Evil geldi Resident Evil 7 ama e, abi o Village 70 geldi. Euro ya abi 2000 tane satmış ama ya ama abi 70 ya, bin Euro ye, iPhone meke Mac'e geldi yani <laughs> abi 2000 de olmaz ama yani abi yani o ben şöyle söyleyeyim e, Maltepe Bostancı <laughs> e, Göztepe'de 2000 tane satmıştı Resident Evil 7 öyle söyleyeyim yani toplamda hani konami şey e, Capcom şu an şey diyor duruyor. Oğlum bu ne lan ama, yani? Ama sen benim şeyimi kaçırdın. Ben iPhone'a ya da şeye gelirse dedim. iPad'e gelirse dedim. Çünkü Mac'e zaten şeyi oynarsın yani Xbox şeye getirdiler diye biliyorum yani. Hani PC'de Böyle falan browser'dan çalıştığı için zaten. Browser'dan çalıştığı için ama işte şey iPad'e gelirse o browser'dan çalışmak yerine şeyden çalışacak. Daha native olarak çalışacak benim tahminim. Hı -hı. O bence etkilermiş gibi geliyor çünkü Apple'da arcade satıyor biliyorsun o mantıkla. Yok tabii ki Game Pass 2000 aslında. olmaz artış ama Game Pass abone sayısı ikiye katlar falan diyorsun öyle olmayacağına eminim yani Bilmiyorum ya ben açıkçası yani 1 milyon şeyi... falan getirsin ye, öpte başına koyup öyle söyleyeyim sana Olabilir ya ben çünkü abi şeyi gördükten sonra şimdi ben son zamanlarda şeye çok fazla bakıyorum biliyorsun ben iPhone uygulamaları geliştirmeye başladım ya Ondan sonra abi şeye çok fazla bakmaya başladım ya. Ya hangi uygulamalar var piyasada falan ya. Bazen bazı uygulamalara karşılaşıyorum. Adını hiç duymamışım bunca yıl. Ama mesela Hı. 150 kişilik şeyi var. Development ekibi var. Yani sadece iPhone uygulaması var. Abi yani sen böyle bir ekibin varsa milyon dolar falan kazanman gerekiyor. Ben bu uygulamayı nasıl duymamışım? Bir de uygulama yani şey de değil, oyun da değil yani. Ben bunu Bizim görünce bir abi şeyi anlayabiliyorum. Yani. Yani inanılmaz büyük bir pazar var. Bu iPhone özellikle üzerinde. Hı -hı. O yüzden hani bir anda yani böyle bir şeyin gelmesi patlatabilirmiş gibi geliyor bana. Şimdi ben Microsoft'un pazarlamasını çok kötü yapacağını bildiğim için <gülüyor> 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 GeForce o mesela dedim. O konuda daha şanslı. Olabilir. Ben o yüzden dedim. WWDC'de duyursalardı yani orada baya bir şeyin etkisi olurmuş gibi geliyordu. Şaşırdım açıkçası duyurmamış olmalarına. Çünkü Apple şeyle çok iyi. Microsoft ilişkileri çok Abi. iyi normalde. Amerika'nın her yerine Play Halo on your iPhone diye reklam yapacaksın. Of. Bak bu kadar basit. Sadece bu kadar yazacak. Altına bir tane QR kodla download linki koyacaksın. Bu Play Gears of War on your iPhone diyeceksin. Bitti abi bitti gitti ya. Aynen. Ya şeyi de getirebilirler. Bak bu sayede Apple TV'ye de getirebilirler. Apple TV'nin de Tabii. yenisi çıkmadı daha. Belki orada duyurabilirler. İşte Apple TV'ye şu işlemci ya M1 falan getirseler bence Apple TV'ye. M1, M2, m M2, 2den aşağı kurtarmaz artık bu saatten sonra. M2 getirseler mesela Apple TV'ye canavar gibi çalışır abi bence. Yani birçok oyun ee, sıkıntı olacağını çok sanmıyorum. Orada da sat paketle yani Microsoft Game Pass'e bile. Bence şeyi görecek Apple yani kendisi. Yani abi artık şey bilmiyorum. Bana çok pahalı geliyor yani 70 euro bir oyuna vermek çok pahalı. Yani şu dönemde. E, ee, Oyunla göre değişir. <laughs> ya aynen ama işte sen bilmediğin oyuna da gidip vermezsin. ya yani ben mesela Civilization 7 çıksın ben onu satın alacağım yani hani. Ne olursa olsun Hı -hı. alacağım. Şeyde gelse bile Game Pass'e gelsin falan falan onun da değil. Yani onu alacağım hakikaten ama öyle herkesin de böyle belki 4-5 oyunu falan oluyor yani. Çok fazla o yüzden alınmıyor. O yüzden mesela şey olsa ben düşünürüm. Biliyor musun yani Apple TV'ye Game Pass'i getirseler hani native olarak. Cloud'dan falan değil. Aynen o şekilde getirseler yani App Store'dan alabileceğim şekilde getirseler ben hakikaten şeyi düşünürüm yani Apple TV yenilemeyi düşünürüm sırf bunun için. ama hani Xbox alır mıyım? PC varken çok şey olmuyor yani mantıklı olmuyor ne yazık ki. Evet bu arada Gears da çok büyükmüş Amerika'da ya. Yani ben büyük olduğunu biliyordum da bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Ya bir tane siyahi bir abinin YouTube'da Xbox eventini seyrederken kişiyini denk geldim. Adam zaten şey PS5 is better diye başlıyor event'e yani. Ve her ayına this game is shit falan filan diyor böyle. Yani gömüyor gömüyor. Abi Gears of War'a çocuk ağladı ya. İnanamıyorum falan dedi adam yani. Bak o bile yani. Gears of War deyince adam şey oldu yani. Bu kadar Şimdi herkesin var böyle birkaç tane oyunu abi. Abi herkesin değil abi. Bak Amerika'da bir neslin özellikle bu milen yıl neslin bütün ilk gençlik çağı ve çocukluğu Gears of War'la geçmiş. Hı -hı. Ve Halo'yla. Yani Xbox'ın ne kadar büyük olduğunu oradan anlıyorsun. Yani biz çünkü Türkiye'de biz böyle teyit geçti anladın mı? Yani Xbox 360'ın firmware'i çok çabuk kırılıyor diye kaçak getiriyorlardı burada. Resmi olarak bile gelmiyordu. Millet işte onu kırdırıp içine DVD çektirip oyunları öyle oynuyordu yani. Ee, o yüzden popülerdi zaten Türkiye'de. Ama yani Amerika'da bildiğin millet yani sabahlara kadar falan böyle aralıksız Gears of War oynuyormuş. Hımm. Çok acayip bir şey yani. Ya hakikaten bir, bir nesli tanımlayan oyunlar olmuş yani. Ee, zaten şey yapıyorlar. Bu son Xbox Showcase'inde millet çok şaşırıyor işte. Acayip büyük oyunlar duyurdular falan diye. Xbox'tan böyleymiş yani. PlayStation'dan daha iyiymiş özellikle oyun çeşitliliği ve oyun kalitesi konusunda. Ee, PlayStation 3 zamanından bahsediyorum. Sonradan işte e, çok kötü bir nesille beraber bunlar silinmiş. Bakalım göreceğiz yani oyun camiası biliyorsun oyun dünya sürekli değişiyor. Bugün böyleyken yarın bir anda işte bak PlayStation oyunlarını asla PC'ye getirmeyecek falan diyordu millet. E gel, gel hepsini getiriyorlar yani hiç e, bir iki tane sadece hepsi geldi. işte para her şeyi değiştiriyor yani para fikri. E, bütün stratejiler değişiyor. Bir tek Nintendo Nintendo hep aynı abi Nintendo. Hala Kendali. da 25 sene önce çıkarttığı Mario'nun remake'ini yapıp bir daha satıyor i̇şte falan abi. yani. Öyle bir IP olunca. Bir de abi ben onları denk çünkü insanlar ne düşünüyor diye bakıyorum. Adam Nintendo'nun New York'taki mağazasında canlı yayınlamışlar bu son eventi. İnsanlar da seyretmeye gelmiş. Hmm. Herifin bir de gitmiş abi o salonun arkasına kamerayı koymuş. İnsanların seyrederkenki tepkisini çekmiş abi. Hmm. Oğlum yani 20 yıl önceki Ma Donkey Kong'un Donkey Kong Returns ya Sines'teki yani. 20 bile değil daha bile önce. Remake'ini duyuruyorlar. Remaster'ını ya da neyse. Ee, abi millet çığlık çıla birbirine falan sarılıyor ya. Oğlum biz oyunu oynadık. Ben Donkey <laughs> Kong Returns'ı bitirdim yani zamanında. Çok acayip bir şey. Ee, işte Nintendo'nun böyle bir kitlesi var. Çünkü hmm. abi eğlenceli oyunlar işte. Bu kadar basit ya. Çok hayvan gibi eğleniyorsun oyunları oynarken. Böyle. Bu arada son olarak şeyi de söylemek istiyorum. Benim oğlum Super Nintendo'daki e, Super Mario World oyunu var. Biliyor musun oyunu? Yok. Onu bitirdi. Ee, daha yeni bitirdi. Hem de Secret'leri falan açarak bitirdi. O Star e, Yıldız bölümleri vardır. Onları falan hepsini açarak bitirdi. Çok acayip gurur duyuyorum çünkü ben onu bitiremedim abi. O kadar zor bir oyundu ki. <laughs> Maşallah. E, bitirememiştim. Bir de bir şöyle bir şey vardı şimdi. Super Nintendo kartuşunun içinde bir tane pil var. O pil save datasını tutan pil. Anladın mı? O pil ölünce, şarjı gidince pilin save dataları siliniyor oyunun içerisinden. Benim kartuşum biraz eski bir kartuştu. İçindeki pil ölü olduğu için ve içini açacak ekipmanım da olmadığı için oyunu kaydedemiyordum. O yüzden en baştan başlamam lazım ve Super Nintendo oynayanlar var mı bilmiyorum dinleyiciler arasından bilirler en ufak şöyle bir dokunstan falan Super Nintendo'yı zır zır titrer ve gider yani alet. Yani o yüzden en baştan başlamak demek onun çok büyük bir etkisi oldu benim bitiremememde ama çok zor bir oyundur yani. Baktım baya bütün secretlar, mikretlar her şeyi açarak ya acayip acayip işler yani. Mesela bir tane secret var. Bölümü bitirme çizgisinin altına zıplıyorsun. Tam böyle boşlukta ölmek üzereyken sadece Yoshi'nin üzerindeysen yapabiliyorsun bunu. Yoshi'nin üstünden zıplıyorsun. Yol devam ediyor. İkinci bir bitiriş çizgisi var. Orayı bitirirsen secret bir level açılıyor mesela. Hmm. Onları falan yapıyor yani olan. Hani, e, acayip bir şey. Tabi bir oyun seven bir baba için çok gurur verici bir şey. <laughs> e, onu da ekstra anlatmak istedim. E, yani bir emülatör emülatör kurup bir oyun deneyin. Göreceksiniz ne kadar zor bir oyun olduğunu. Valla takdir ettim yani. Baya platform oyunlarında çok iyileşti gerçekten. Baya iyi oynuyor. Peki o zaman farklı düşünün. 144. bölümünde gene farklı konular üzerine sohbet ettik. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız bizi Spotify, Apple Podcast ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Dilerseniz de BuyMeACoffee üzerinden abone olarak Telegram grubuna dahil olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.